gazetecilerle gündem. Ben Fakirim Az. Evet, yeni bir yayına başlamadan önce ülke ve dünya gündemine baktığımızda ülke yanıyor adeta. Tabii sıcaklık, güneş, yaz değil. Ormanlar yine gündemde ama ben Fakirim Az olarak kınıyorum orman haberlerini yapan yangın. Tabii ki yangın yanmaması gerekiyor ama yangını da biz böldük, bölücülük yaptık. O yangın senin, bu yangın benim gibi bakmaya başladık. 15 insanın öldüğü Diyarbakır Mardin'deki yangını çok da haber yapmadı meslektaşlarımız. Sanki oralı olmadı. Olur ya, enerji şirketi hükümete yakın, acaba tepki mi alırız diye mi? 15 insan, yüzlerce insan yaralandı, 15 insan hayatını kaybetti ve binlerce hayvan, ormanlık alan telef oldu. Ama haber olmuyor. Antalya'da bir orman yangını çıkınca gün boyu yangın var, ha yangın var, şu anda yoldayız, teneke gördük, cam gördük haberleri. İlginç bir durum. Yine biz gazetecileri kınayarak yayına başlamak istiyorum. Dün kayyuma hayır mitingi vardı Kartal Meydanı'nda. Binlerce insan dolmuş. Gün boyu bir gazeteci olarak haber acaba nasıl verecekler diye baka baka uyudum ben. Haber çıkmadı. Evet, bir günde Gebze'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı çıkaramadığı Kocaeli merkezde büyükşehir adayı çıkaramazken, Gebze'de adayı çıkaramazken, benim de hemşerim olan, ben Ardahanlıyım, ilçe başkanı bir adayı bulamazken ve halen o ilçe başkanı da görevde iken biz işçilere güveneceğiz. İşçi, sendika, hak, hukuk aramayan işçilerimize, ya şükür buna şükür diyen işçilerimizle birlikte CHP bir gün emek mitingi yapacak Gebze'de. Saat bizim yayınımız tam bitiyor, onların programı başlayacak miting olarak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu miting nedir bu olaylar diye baktığımızda, 22 ile yakındır meydan görmeyen insanlara miting yapmayı, haykırmayı, çağrı yapmayı biraz hatırlatıyor CHP. Burada iyi bir şey yapıyor diyerek. Evet, tabii İYİ Parti, altın masada kalkan İYİ Parti darmadağın oldu desek doğrusu olur. Çünkü en sonunda aday olan bir kişi de istifa etti ve bu milletvekillerinin de arkası takip edeceği istifadan devam etti bir İYİ Parti var karşımızda. Kayyum atamazlarla birlikte sürekli nöbet tutan, demin gündeme gelmediği, unutulduğu bir süreçte dünyaya baktığımızda dün katil Esed, bugün Esed dostum olmaya başladı gibi Sisi misali. Evet, Suriye'de ne oluyor diye baktığımızda Suriye'de yapılması beklenen bir seçimin ertelenmesiyle birlikte Amerika, Rusya, Çin oyunları arasında Türkiye ne yapacak diye baktığımızda Hakan Fidan çıkıp 3. Dünya Savaşı olacak, hele durun bir zamanı değil diyerek mi CHP'yi de gölge hükümete ortak ederek İsrail modeli bir hükümet kurma ile 4 yılı daha götürelim mi hesapları, yoksa gerçekten 3. Dünya Savaşı kopacak gündemini Hakan Fidan'a söyletmek biraz daha ciddi olsun diye, çünkü istihbaratçı kendisi, MIT'in eski başkanlarından, belki o daha dikkat söylerse daha dikkatli olur diye mi bilmiyorum ama bence biraz zaman kazanmak istiyor. Her zaman 22 ile yakın, hatta 35 ile yakındır iyi bir politika uygulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ne kadar CHP'nin bakan, gölge bakanlarıyla ortak olduğu, hükümete, mevcut hükümete ortak olduğu iddiamı halen sürdürüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel de evet, biz yumuşama değil, normalleşmeye çalışıyoruz. Ama maalesef hükümet sertleşmeyi seçiyor. Biz gerektiğinde de sertleşmeyi de biliriz. Gerekirse de erken seçimi de yaparız dediği anda, İmamoğlu'nun yurt dışında dün bir açıklaması vardı. Benim izlediğim kadar, gözlemlediğim kadar, aldığım izlenimler kadar İmamoğlu'nun biraz sanki üstü kapalı da olsa Özgür Özel'e ne oluyor, ben mi oradan beşli çeteyle bir araya geldik de bak orada çözdük işi, siz ne yapıyorsunuz gibi bir şeyler algıladım. Ben Fakirim Az olarak tabii diyorum. Bunları söylerken bu yayını gerçekten devam etmesi için 4,5 yıldır kızım Şeyma ile birlikte yayını yaparken gazeteci gündeme hep arkamızdan olan, destek veren Taşkın Karakoç, Osman Kamacı, İmdat Tatar, Nihat Tatar, Hümet Tatar kardeşler, gerçi Ozan Yüksel, Levent Bilgili, Muharrem Çapan, Atit Tosun Sural Ardahan'dan, ta oradan destekleyenler var. Buradaki iş adamlarımız da bizim yanımızda hep yer aldılar. Yayınına devam ettiler. Bunlara da teşekkür ediyorum. Meslektaşım Kurban Demir de bu ara özel programla, özel haberleriyle bana yardımcı oluyor. Suat İncedere gibi. Ben de Ardahan'ı İstanbul'dan takip ederek Ardahan'ın gündemi oluşturmaya çalışırken Kars, Ardahan, Iğdır ve Doğu Anadolu Türkiye'nin gündemini
gazetelerimizde gerek ulusal gazetede, ulusal medyada yayınlatarak gerekse de en son Sayın Özgür Özel de bizzat gazetemizi okudu. Biraz onurlandık biz tabii. Çıldır gazetemizin manşetiyle birlikte CHP'ye çok kilitlendik gibi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce aday olmuş bir isim var yanımızda. Sayın Çetin Çapan. Çetin Çapan'la yerel politikayı konuşacağız. CHP'yi konuşacağız. Geçen haftaki konuğum Seyfullah Aydın'la da CHP'yi konuştuk. Seyfullah Aydın ısrarla CHP'nin mutlaka genel seçim ve erken seçim istemesi gerekiyor. Çünkü halkın verdiği oylarla erken seçim mesajını zaten verdiğini, Sayın Özgür Özel'in neyi beklediğini söylerken kendisine bir soru sordum. Sayın Çetin Çapan'a sorarak başlayacağım. CHP'de bir erken seçim isteyen ekip mi var da Özgür Özel niye duruyor diye Sayın Çetin Çapan'a hoş geldin diyoruz. Hoş nasılsınız efendim, iyi misiniz? Gayet güzel. Böyle seçim yok. Bir rahatsız. Şey, ufuk turuna çıkardın ya, çok güzel. Sağ olasın. Böyle bir yayını başlarken siz evet. Ya, konuklarım da ne konuşacağımızın biraz da şeyini veriyorum. Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Gerçekten en son Çekmeköy'de adaydınız. Adaydınız. Evet. Çekmeköy'de benim de hemşerim Ardahan olan. Çok ilginçtir. Ben onları takip ederken Çetin Bey, siz de orada acaba belediye başkanı olsaydınız aynı şey mi yapacaktınız bilmiyorum ama izlediğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partili %78 ekonomiyi tutacak kadar güçlü bir seçim aldı CHP gerçekten dem destekli. Ama hemşerim sanki böyle biraz AK Parti'ye yaramak için hesaplar mı yapıyor hükümete? Diyorlar ya, yan odada müfettiş var, korkusu mu yaşıyor? İşte TOG'u şehit ailelerine verdim. Efendim en son şehidimiz, Allah rahmet etsin, bir şehidimizin vasiyeti varmış. Afrika'da kuyu açacağım ki sordum ben, kendi köyünde su yokmuş. Bir gölet yapılacakmış. Yıllardır yapılmıyormuş. Köyün yolu bozuk. Ya bu seçildikten sonra acaba burada biraz... Yok biraz da ben seni eleştirdim. Sen rahat rahat herkese eleştiriyorsun. Hemşerim diyerek mi biraz? Şimdi diyeyim? Hayır. Evet. Yani Sayın Belediye Başkanımız İstanbul'un, İstanbul gibi metropolün bir ilçesinin belediye başkanı. Evet. Yani Ardahan'a veya köyüne belediye başkanı olduğu da yol yapmıyorsa eleştiri. Yol yapma anlamı söylemedim. Yok, yani ama biraz... Ardahan'da da bizim belediyelerimiz var. Evet. Bu görevleri yapması gereken arkadaşlar evet. Var. Bu eleştiriyi bence Ardahan'daki yerel yönetici yapmak gerekiyor. Orayı zaten yapıyoruz. Özür dilerim. Ben şuna karşıyım dedim ya hep. Şimdi Ramazan'da da boğuluyor. Kurban Bayramı'nda da boğuluyor. Afrika'ya kurban keseceğiz. Kardeş biz acı ölüyoruz burada. Ne kurbanı keseceğiz? Ne kuyusu açacağız? Ha keşke gücümüz olsa da Amerika gibi oraya ya yarasın, buraya yarasın anlamında dedim. Yani. Sembolik vicdani evet. Hareketlerdir. Yani çok abartılı bir hizmet de değil. Çok insani, çok vicdani bir şehit ailesinin, bir şehit ailesinin evet. Bir dileğini o doğru, onu yapması yerine gerekiyor, doğru. Getiren bir hizmet evet, yani evet, oralar evet. Takılmamak gerekiyor. Şimdi yeni başladılar. Evet. Yani öncelikle şunu hemen söyleyeyim. Hemen eleştirmeyin diyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani gerçekten Türkiye'de yıllardır AKP'nin gerileyip Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerlemesi çok hoşuma giden, bana evet. Çok keyif veren bir durumdur. Tabii ki bu keyifle beraber de ciddi bir sınavda bizim arkadaşlarımız. Yani danışma kurulunda falan da örgüt toplantılarında da konuşuyoruz. Yani hep böyle vardır ya işte bizi eleştirmeyin, o bizim eleştirmeyin ya da bu bizim hırsız evet, falan. Evet, evet. Öyle değil. Bizimkiler yanlış yapmaması gerekiyor. Yani toplum yanlış, kural dışı, gerçekten kent kurallarına, insanın yaşam kurallarına aykırı yönetilere epey yıl oldu. Bu alışkanlık olmamalı. Biz de onlara dönüşmemeliyiz. Bizler iyi belediye başkanlığı, iyi hizmetler ve yanlış yapmadan, rüşvete, işte akçelişlere bulaşmadan o kentin bütçesini o halkın rahatlığı için kullanacak yapıların oluşmasını izliyoruz. Tabii ki yani düşünün şimdi Orhan başkan da eleştirmez falan değil. Evet, bazen evet. Çekmeköy'de beni eleştiriyorlar ya işte bu müdürü beğenmedim. Ve işte bu atamasını uygun bulmadım veya memnun olmadı falan. Ben de diyorum çocuk bile okula gidince bir karne süresi var. Evet. Yani o karneyi beklemek lazım. Belediye başkanlarının da zaman verin. Halktan aldığı boyu orada hizmete dönüştürme şeyinin bir potansiyeline bakmak gerekiyor. Yani kafadan işte benim dediğim müdür değil de onunki atandı falan diye bir serzenişler var. Ben hiç müdür veya başkan yardımcısı falan. Çok güzel bir bakış. Bakın rakip olmalı herhalde. Evet. Rakip değiliz. Ben partiliyim. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partili kimliğimi bravo. Hiç kimse tartışamaz. Biliyorsunuz yani bölen de olmadım. Evet. Zarar verici hiç olmadım. 3,5 yıllık emeğimi de Orhan Başkan'ın adaylarından sonra tamamen ona doğru kanalize ettim. Çünkü bizim rakibimiz ne Orhan Çerkez ne de diğer adaylarıydı. Orada bizim rakibimiz Ahmet Poyraz. Evet. 15 yıllık orayı kafasına göre böyle keyifli bir şekilde ben devletim diye ağzını sile sile yiyerek yöneten adamdır rakibimiz. Onu yendik. Ondan mutluyum ben. Evet. Yani öyle
şahsi ikbalimde bu olmadı da ben, şey tabii ki benim tartışılır konuşuyor ama beraber yürüyen arkadaşlarım biliyorsun biz her zaman gücünü örgütten alan yapılarız. Hı hı hı. Orada imzayı topladılar arkadaşlarım. 3 günde %70 imza topladılar. İlçe yönetimine gitti, görüştüler. Arkadaşlarım görüştü. Onlar yönetim kurulu kararı aldırdılar. Burada ön seçim olmalı falan diye. İşte ön seçimde bir süreç vardı maalesef. Türkiye'nin sıkışmışlığında parti içerisindeki dengeleri en az ne kadar gelebiliriz, yani en azı nasıl indirebiliriz mantığında İstanbul'da ön seçimi uygulanmadılar. Evet. Aslında herkesin kale gibi sözleri vardı. Yani herkes de işte bizim partiye şimdi sağdan gelen insanlar olduğu zaman ben onları da eleştirmiyorum. Bizim parti büyümeli. Evet. Ama yani sağdan geldi, belediye başkanı yaptık. Bununla bir eleştirmeyelim duygusunda hiç değilim yani. Doğru. Ben bunu en önde yani bir haklı bir eleştiri olduğunda yani Manisa'da da olsa, İzmir'de de olsa, İstanbul'da da olsa, Çekmeköy'de de olsa vatandaşın haklı eleştirisine her zaman her yerde önderlik yapacağım. Partimin selameti açısından yapacağım bunu. Ama ondan önce bir kere zaman vermemiz gerekiyor. Tabii ki. Evet. Şimdi yani benim müdür önerdiğim Ahmet diğer geldi işte atıyorum Efrail. Yani ya bir bakalım yani Ahmet'ten belki daha iyi çıkacak Efrail yani. Doğru. Bu eleştiriler ben doğru bulmuyorum. Yani ha ne var? Şunlar var tabii. Yeni kuruluyor. Yani AK Parti'den aldığımız belediyelerde yeni yönetimler kurmak o dengeyi sağlamak için de ekstra bir zamana ihtiyaç var. Hani bizim kendi arkadaşlarımızın yönettiği belediye başkanlarının yerine değişenlerin ki kısmen biraz daha rahatlar ama şimdi yani cenazeyi lazım. Taşıyanı, otobüsü taşıyanı, yapanı hepsi tanımak ya lazım. 2019'da seçim aldığımızda evet, 20 yıl olmuş. 2019'da İstanbul Büyükşehir'e biliyorsun çok evet. emek vermiş. Seçim aldığımızda işte o zaman ilişkilerimiz farklıydı. Mahmut Bey yolundaki ağaç aşenin budamalarını şeylerin rogarlarına koymuşlardı. Yağmursuz rogarlarını. Yani şimdi oradan başlıyorsun işe. Kolay değil. Doğru. Yani, bu nedenle hemen eleştirmemek lazım diyorsunuz. Tabii. Başarılı olmalarını istiyoruz. Yani burada biliyorsun belediye başkanlığı çok geniş yetkilere, geniş yetkiye sahip. Hani biz Tayyip Bey'i eleştiriyoruz. Başkanlık sistemi aslında onlara çok büyük şeyler getirdi değil mi? Hayır, başkanlık sisteminden evvel. Belediyeler evet. özlektir. Doğru. Belediye başkanlarının hani bazen yerindeki yaparlar ya bir ölüyü diriltme imkanı yoktur falan diye. Sadece dokunmazlıkları yoktur. Her şey dokunmazlığı var. Yok ama onun dışında şu an tam Tayyip Bey'de olan yetkilerin fazlası var belediye başkanlarının. Hmm. Tabii. O da öyle evet. Tabii yerel özlektir belediyeler. Doğru. Şeydeki meclis üyeleri de her biri o özelliğin parlamenter üyesidir. Yani kalkıp orada meclis genel kurulunda o meclisin hayır dediği hiçbir şey yapamaz belediye başkanı. Meclisin genel kuruluna tabi olan konular için. Ama diğer tarafta hiç meclise konu etmeden de fevkalade yetkileri var. Yani şunu demek istiyorum. Yetki var. Çözüm anlamında yani o bölgenin, o yönettiği beldenin, ilçenin, ilin bütün problemlerini bu benim alanım değil, bu işte merkez hükümetin, bu Sağlık Bakanlığı, bu Milli Eğitim'in, ötekisi Büyükşehir'in, o Ulaştırma Bakanlığı falan diyen belediye başkanları görevden kaçıyorlardır. Evet, tam yetkili var diyorsunuz. Tam her şey, her şey. Bir kentin planları dahil, bir kentin yerleşim yerini bir başka yere taşımak dahil, dere yatağını kaldırıp başka bir hale getirmek dahil yani. Sonuna kadar yetkileri var. Orada yani. Hemen sizi yani söylemek istediğim, anlatmasınızı destekleyeyim diye söylüyorum. Ben dün Beykoz'daydım. Hı hı. Beykoz'da bir koroya gittik. Koroda şelale yapmış. Büyükşehir çok güzel bir şey yapmış. Orada bizim Ardahan'dı. Değil mi? Orayı önce eleştirmemiz lazım. Evet, Ardahan'ın köyünün yolunu Ardahan'a eleştirdim. Önce Ardahan'a eleştirdim de bilmiyorum. Size teyit etmek için söylüyorum ben de. Daha önceki belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı Ardahan'ın kalesinin alttaki kayalığa bir şelale yaptı. Sonra o süre onun görevindeyken bir kablosunu kopardılar. Yani enerji kablosunu birisi gitmiş kesmiş. Sevmeyen birisi. İhtiyaç sahibi yani, birisi. Veya ihtiyaç birisi. Efendim 6 yıldır mevcut belediye başkanı, sizinki CHP'de, o da CHP'li. Eski AK Partili belediye başkanı yapamadığı gibi CHP'li belediye yapamadı. Bunu bakanlar kurulu kararına gerek yok. Yetki var diyorsunuz. Hayır canım evet. Asla yani. Yani onu siz teyit etmek için anlattın. Ya o... Anlayış meselesi. Evet, yani şimdi belediye başkanı var işte arkadaşlarımız görevini tamamlayanlar oldu. Belki yine göreve girenler de bunu yapacaklar. Aman riske girmeyeyim. Aman yargılamaya konu olmasın. Aman işte huzurumda bozulmasın. İşte her ay maaşı
ödeyeyim, çöpleri toplayayım. Kaymakam Bey kızmasın, vali Bey kızmasın. Ya bizimkiler yani çok öyle valinin kaymakamın gününde olacağını düşünmüyorum ama bir de böyle bir rahatlıkları var. Anlayışlı insanlar var. Ya şimdi mesela değil. Bunun çeşitli örnekleri var yani. Halka sorup halkın arzu ettiği belediyenin olanaklarının kapsayan tüm işleri yapan cesur belediye başkanları da var. Var. Şimdi hani diyor ya yani 4 ay oldu işte 4 ay mı ne kadar oldu? Evet. 4 ay daha. Bu da yani süre tanıyoruz insanlara ama bu da yani bir ay, bir buçuk aydan sonra da başka da bir bahaneleri kalmayacak. Çünkü atamalarını kendileri yapıyorlar. Bütün başkan yardımcıların sürece kim katkı sunacak? Hangi teknik elemandan daha ileri hizmet siz ederim? Siz Bey Orhan Başkan'la dediğiniz Çekmeköy üzerine konuşalım da Beykoz yine aynı konu oldu. Beykoz'dan Beykoz Belediye Başkanı dışarıdan birini şirket müdürü olarak getirdi. Beykoz'a tartışması tabii. Yaşanıyor. Şu an halen yaşanıyor. Yani evet. Kağıthane'de oturan birisine Beykoz'a her gün arabayla gidip gelip biz makam arabaların Diyanet İşleri Bakanı'na kızıyoruz ya. Şimdi onlar şimdi makam arabaları geliyor gidiyorlar. Yani Beykoz'a adam yok mu diye eleştiri var şu anda. Acaba Orhan Bey'in de aynı sıkıntısı mı var? Esenyurt'tan birisini şirket müdürü yapması, birisini AK Parti'de daha önce AK Parti Havuz gazetesinde, Havuz medyada yer alan birisini kültür müdürü etmesinden mi? Şimdi şöyle konuşulanları söylüyorum. İşin topunda şöyle bir şey var. Hı. Yani 3 kişiyle kendi akrabalarıyla veya çok sevdiği, güvendiği hizmet sürecine katkı sunacağı insanlarla bu işi, bu takımı kurabilir. Evet. Bunun da işte geçerli. Tabii. Demin şuna buraya geliyoruz. Hı. Yalnız bir yılın sonunda toplanan bütçe, kentin sorunlarına üretilen çözümler o karne zayıf olduğu zaman bu arkadaşların yanlış olduğu ortaya çıkar. Ya, o karne güzelse demek ki bu atamalar çok önemli atamalar. Evet, doğru. Yani düşünsene, zaman diyorsun, düşünsene şimdi sen bizim Şeyma yeğenimiz işte benim oğlan falan bir yerde. Amerika'da orada burada bir kenti yönetmeyi tam eğitimle almışız. Evet. Geliyoruz bir kente iddia koyuyoruz. Diyoruz ki bu kenti biz iyi yönetiriz. Ben bu takımı bozmam. Ha, doğru. Bozmam, o takımla yürütürüm. Evet, o doğru. Ama sonra yılın sonuna geldiğinde suyu çıkarsa ben kullandığım bütçenin %50'sinden daha fazlasını yatırım harcamışsam, o toplumun da ihtiyaçlarının tamamına yakın karşılanma yoluna girmişse kimse konuşamaz. Doğru. Ama biz böyle oturup yiyip içmişiz tıskırana kadar. Amerika'dan getirmişiz Semih Belediye Başkanı. Ya o gelebilir. Kötü şeyler değil ki. Mesela ama Türkiye'deki gibi, liyakat diyoruz ya. Liyakatlıysa tamam. Canım, doğru. Türkiye'deki mesela biliyorsun uluslararası holdinglerimiz var. Şirketlerimiz CEO'ları var. CEO'lar biz benim kendim Amerikalılarla beraber 20 yıl bir şirket yönettim. Evet. Yani hiç bu Türk mü, mezhebine, dinine, inancına, yabancı mı falan bakmadım. Ya akrabamın dostu diye bakmadım. Taahhütümüz vardı. Evet. 180 milyon dolara borç kullanmıştık. Ya. Onu layıkıyla işletip o borcu ödeyip üzerine karımızı almamız gerekiyordu. Ve devlete işler halde teslim etmemiz gerekiyordu. Biz o takımı kurduk. Yani hiç babasına, anasına, memleketine falan bakmaksızın. Garsi'yi niye getirip müdür etmedin sen diye. Hiç öyle bir şey yok. Yani işte burada Esenyurt'ta da tartışılıyor. İşte Kars'ta niye yok, Güleli yok falan filan. Şimdi Karslılar da çok iyi yönetebilir, Göleliler de çok iyi yönetebilir, Ardahanlılar da yönetebilir. Ama şimdi yeni seçilen arkadaşımızın da bir o kadar iyi yönetici arkadaşları biliyorsa tercih onunla yana kullanmış. Doğru. Hemen dövüp eleştirmemek lazım. Bunun bir şeyi yok. Yani burada seçimlerden çıkınca oy verme refleksi de belediyeyi iş, aş, evi haline getirme şeyi seçmen farklı. Seçmen ve çevre de öyle bakmaması lazım diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi seçmen neye bakmalı? Çok önemli, evet. Çöpüm ben oy verdim sana, kızımı koyacağım. Çöpüm toplanıyor. Evet, evet. Trafiğim çok rahatladı. Mezar yerim kolaylaştı. Çok önemli. Okuldaki sınıf mevcutları, sayıları azaldı. Doğru. Nitelikli öğretmen gelmeye başladı falan. Bunlara bak. Buna bakması lazım. Bunlara bakmak sen lazım. Sen niye benim özel işime bakmadın? Onu şey koymadın. 15 kişilik bir seçmenim, oyun vardı. Hı-hı. Benim iki tane gencim işe koyacaksın. Evet, evet. Yani bu anlayışı da kırmak lazım. Doğru, ama doğru. Ne oldu? Özel sektörde bu emekle ücret dengesi bozuldukça lan hiç olmazsa kamu kapısı diye yani aileleri de kınamıyorum ama doğru. Bu merkezi hükümetin tartışması. Mesela bakın ne oldu? Çok enteresan değil mi? 14 Mayıs'ta emekliler daha fazla isyan etmesi gerekiyordu. 14 Mayıs'taki emeklilerin isyanı ya da 24 Mayıs'taki 28 Mayıs'taki 15 bin lira verdi. Yani şimdi toplum bazen şeyi ters okuyor, işine geldiği gibi okuyor. Doğru. Bak bu bizim lehimize bir sonuç ama ben toplumu yadırgadım ya. Esas evet. 28 Mayıs'ta oyu verip iktidar olacak. Asıl oyu o zaman vermez gerekiyor. Abi yerel belediye başkanı sana şimdi güzel kardeşim demektim. Yani, bir günde verdiği için teşekkür ediyoruz. Ya tabii. Yani atası anlayıp da. Yani böyle bir şey keşke
30 Mart'tan evet, bir doğru. 10 ay önce yapsalardı daha ülke çok daha rahat olacaktı. Tevkide olacaktı. Sayın Kemal Bey, Kılıçdaroğlu parlamenter sistemi getirme noktasında ötekisi olmayan Türkiye yaratmak için çaba sarf etti. Zaten direkten döndü gibi. 31 Mart'taki seçimlerde de şimdi bizim Afyon, Uşak falan işte Adıyaman o hatlara baktığımızda İstanbul'daki o klikleşmiş AKP'nin kalesi olan ilçeleri almamızın Üsküdar, Tuzla, şeyinde tabii. Hı hı. Şimdi orada tabii ki bizler çok çaba sarf ettik. Doğru. Aday adayları falan bizim arkadaşlarımız yani seçilenler dahil hepsi. Seçilenler dahil şu an seçilmeyip de biraz böyle gönlü kırık olan özellikle benim dostlarımın dahil olmak üzere. Şimdi çok ciddi emekleri var ama Türkiye'de bir bezmişlik vardı. O ancak o döneme denk geldi. Diğeri de şeydi yani Kemal Bey'in hep eleştirdiler ya işte Demokrat Parti'nin ne kadar oyu var. Evet evet. Ama orada bir ince mesaj vardı aslında. Doğu Perinçek'in ne kadar oyu vardı buna bakarsın. DSP'nin ne kadar oyu vardı onlar o bir anlayıştı. Evet. Bizim anlayışı söylüyor. Hayır özür dilerim. Buna bizim anlayışı eleştirirken o tarafı görmüyorlar. Başlatan biziz. Evet, bu işi kuran biziz. Biz de yani 50 bin oyu, 1000 oyu, bir rengi, bir kravatı farklı diye onu farklı kılmadan, öteki olarak saymadan yani yeni bir ikinci yüzyılın demokrasisini kuracaktık Cumhuriyet'le beraber. Rejimi de yerine oturtacaktık. Ha şimdi ne var? Yadırgadığım bir şey var mesela. Şimdi bizim arkadaşlarımız tabii ki ben biliyorsun aday olduğum dönemde ben hiç kimseden, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dahil, hiç kimseden adaylık ben aday yapın diye talep etmedim. Hiç kimseden talebim olmadı. Beni seç, delege. Bütün karar vericilere şunu söyledim. Hiçbirinizden bir talebim söz konusu değil. Verdiğiniz sözün üzerine ya yapamıyorum. Pilot seçiyorlar. Burayı yap. Kim çıkarsa benim kahramanım. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi niye buraya geldim? Yani bu şeyde İstanbul atamalarını yapan arkadaş veya işte İstanbul'da yeni görev alan arkadaşlarımız ne olursun yani şunu yapmasınlar. Yani kendilerimiz yani ben de dahil olmak üzere ben de aday olsaydım tamam. Ben öyle ilçeleri gördüm ki sanki 25 yıldır AK Parti şey yapıyor, yönetiyor. Bizim arkadaşımız aday oldu. Partimiz aday gösterdi. Evet. Hiç AK Parti yokmuş gibi davrandılar. Ya arkadaşlar bu halkı bu noktaya getiren AK Parti iktidardır. Yani bunlarla biz düşman falan değiliz ama yanlışlarını gözlerine soka soka eleştirip ortaya koymamız lazım. Doğru. Yargıya konulacak şeyler varsa dosyaları göndermemiz lazım. Taşınmalısı lazım. Doğru. Yani biz AK Partili gitti bir AK Parti'ye benzeren bir şey geldi falan. Evet. Biz onları reddediyoruz. Şimdi ben yani onu giriş yaparken eleştirimi ben tabii ki bu anlamda gördüğüm her eleştiri yapacağım. Evet. Öyle bir şey yok yani. Ama ne var? Ya ben şöyle bir partiliyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son üyesi kalsam da sonuna kadar ben oradayım. Evet partiliyim. Hani yani. Bizi öyle aday yaptı birisi yapmadı işine geldi gelmedi falan. Ha, bu arada şeyde hiç hoş değildi. Yani adaylarının belirlenme süreçlerini doğru bulmadım. Hani şimdi demin şöyle bir şey söyledin ya işte Esenyurt'tan. İstanbul'u belirleyen şahıs dediniz de İmamoğlu'ndan mı bahsettiniz? Ya yok onu herkes zaten biliyor canım yani parti. Bütün yetkiyi o aldı İstanbul çünkü. Yani o kurultay döneminde de yetkiliydi. Ondan sonra da aynı yetkiyi karma kullandılar. Ben bilemem onu. Evet. Özgür Bey bilir işte. Genel merkez bilir. Enser Aytekin bilir. Özgür'den sorumlu genel başkan yardımcımız. Onlar bilir. Ben o hakikaten onlar kendi o karar verecekleri odada ne konuştuklarını vallahi ben bilmiyorum ama yansımaya baktığında yani ben o oldu bu oldu değil. Ben şuna şeyim yani yöntemi doğru uygularsan o yöntem doğruysa metot doğruysa oradan çıkan herkes doğru insandır. Evet. Yani yöntemi metodu reddedip sadece bizim çocuklara bakılması yanlış oldu. Bizim çocuklar dediğiniz şu yani biraz büyükşehir çalışanlarının sanki atamayla yapıldı. Ya mesela ya büyükşehir çalışanlarda da çok kıymetli insanlar var. Beyin siyaset yapıyorlar onu hiç. Şey yok ama ne var mesela? Atıyorum Kağıthane'ye Tonguç Çoban'ı koydu. Tonguç Çoban'ı koydular parti. Solcuna da Derimci de inancım tam. Sosyal demokratına da inancım tam. Ama yöntem yanlış. Orada bir ilçe örgütü var. Bak ben canciğer arkadaşımı söyleyeyim ki millet yanlış anlamasın. Doğru. Yani niye yani madem Tonguç Çoban Kağıthane'ye uygun bir bak liyakatını falan hiç tartışmıyor. Evet. Ama yöntem olarak götürürsün örgütte tanıtırsın dersin ki biz Tonguç Çoban öneriyoruz daha da şeyleri kabiliyetleri. Siz evet onay verirseniz yetenekler. Evet doğru. Ya, yani %20 örgütler dinlenmedi mi buna diyorsunuz? Hayır dinlenmedi. Yani örgütler mesela biz dinlenir mi mesela bizim Çekmeköy örgütü
İmzayı topladı. Kışında, karda. Ön seçim istiyor. Şey, ilçe yönetimi karar aldı. Dikkate alınmadık yani. Şimdi bunu biz söylemeyeceğiz, aman zarar görmeyelim, aman bilmem ne değil. Bu hakaret değil. Yani Erdoğan'ı eleştirirken kendileri yaptılar mı? Ya yok, ben öyle hani, ben bizim partide hiç kimseyi Erdoğan vari bulmuyorum. Onu söyleyeyim yani. Ne kadar zor, o kadar da değil yani. O kadar da gitsin artık partiden yani falan. O da güzel, evet. O da oturur günü gelince öyle birisi varsa da kendisine bir yol bulur evet, yani. Evet, anladım. Yani ne kadar kötü olsa diz o kadar olmaz. Ya hayır, onu kabul edemeyeceğim. Evet. Yani bu ülkeye bak, bizim buradaki şeyimiz şahıslarla değil. Bizim Erdoğan hükümetini eleştirimiz, evet, ülkeyi getirip soktukları hal. Doğru. İtibarsız bir ülke, kıymetsiz bir para, mutsuz insanlar topluluğu. Başardık ama. İtirazımız mesaj buna. Attık, başardık. Ya şimdi... Ya bir şimdir sen orada kalmışsın. Ya, ne diyorsun? Topluma bilmiyorum. Neyi başarmışsın? Sanki ekonomi başarmışız. Ya, yani şimdi, karar listede çıkmışız. Kötü giden gelişme, bak o da beni sevindiren bir olay. Evet, doğru. Yani öyle devam etmek daha kötü. Doğru, tabii. Tabii ki, ama şunu da yapmamız lazım. Ya, bizim bu ülkeyi bari sen getirdin kardeşim. Evet. Bunu söylemek lazım ama çıktığımızda vallahi sevindim. İş adamı kendine sevindim. Hepimiz yok, hepimiz. Tabii. Şimdi mesela ben Türkiye'de Batı Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, hı-hı, yani küresel finans firmalarıyla çok ciddi temas olan bir şeyim, arkadaşım. Şimdi mesela dünyada para dolaşıyor. Hırvatistan'a gidiyor. Bulgaristan'a gidiyor. Gürcistan'a gidiyor. Biz getirene kadar belimiz bükülüyor. Türkiye'ye bu para getirene kadar. O listede oluşumuzun, o listelerde oluşumuzun, insan hakları, adalet, hak, hukuk. Mesela o listeden çıkmak için çok seri kararlar aldılar. Yani bunu günden evvel yapsalardı, günden evvel... Bu seri kararlar Soylu'nun ekibinin dönemindeki ya temizlik miydi? Şu, Sayın Yenişe Bakan şu anda çok hızlı davrandı. 15 Temmuz bu FETÖ kalkışmasından başlayan, bugüne kadar ekonomik anlamda, ticaret anlamda ülkemizin güven endeksinin aşağı inmesi noktasında başımıza gelmeyen kalmadı. Yani yoksa neden bizim yani Alman'ın 1 lirasına biz niye 35 lira verelim? Tabii canım. Yani mesela Gürcistan'a bak, doğuya. Batı'ya, Batı'ya şeye bak. Maalesef. Bulgaristan'a. Savaştan Gürcistan'a bakın. Hukuka bak, şey yaptılar. Hukuka bağlı kaldılar. Doğru. Şimdi para güvenliği sever. Yani sen bir uluslararası bir sermaye grubuyla bir işbirliği yaptığın zaman onun geri dönüşünü memleket olarak, ülke olarak garanti ettiğin zaman o para geliyor. Aksi halde gelmiyor. Yok, sadece ondan sonra çıkışına sevinir tabii. Ama şunu kabul etmesi lazım. Bizim dönemimizde oluyor. Ya mesela bizim mesela ekonomiden sorumlu işte bakanımız var bizim partide, biliyorsun MYK'da öyle bir şey oldu. Kötü değil. Geçen yani ziyaret ettiler. Şey yani bunun şeyi de daha önce de şeyde yapıldı işte, Taksim'de gölge kabine toplantıları yapıldı. Bunlar İyi şeylerdir, kötü şeyler değil ama... Çetin Bey, orada ben iddiam var yani. Manşet de attım hatta. Yani Usta basına yansıdı. Yani diğer televizyon kanallarında da gazetemi... Gölge bakanlar aracılığıyla CHP biraz gölge hükümete ortak olmaya çalıştı. Hayır. Daha Devlet Bahçeli çok kızdı. Yok, orada neydi o? O başka bir şey. Ya, yani ama, Tayyip İyi Parti'nin dağılmasıyla CHP'deki değişimi, yani o da siyaset yapıyor Tayyip. Evet, doğru. Şimdi Türkiye'deki şey çok... Tayyip mi o şey yaptı? İzleyen bir adam. Özel mi o taktiksel gitti? AK Parti bu ülkeyi 23 yıldır yöneten bir parti. Doğru. Bu ülkenin sınır ötesindeki durumunu da biliyor. Doğru. Ekonomik değerleri de biliyor. Doğru, İçerideki hukuku da biliyor. Siyaseti şimdi, de biliyor. Tabii ki. Sayın Erdoğan. Şimdi orada kalkıp mesela şeyde tartışılabilir. Mesela bu dolar, euro, işte tutsaklar, Gezi tutsakları, siyasi düşünce tutsakları, işte Adalet Bakanlığı'ndaki o, tabii herkesi kastedemeyiz ama herkes şunu biliyor. Yani yol mahkemeye düştü mü bittin. Doğru, tamam. Doğru. Bunun normalleşmesi için, işte uluslararası itibarı kazanmak için falan restorasyon hükümeti de kurulabilir. Bu memleketin menfaati neyse oturulur şeffaf bir şekilde ama. Bir daha sen Ercan, bak çok ilginç. Ama siz de benim gibi düşünmeyenlerdensin sanki. Öyle bir ihtimal mi var ki? Hayır. Vardı. Daha hayır, bozuldu gibi yok, ama. Yok, öyle bir ihtimal bizim partilerde ama hiç olsa, olmadı. Ama olsa da diyoruz faydası vardı. Hiç olmadı. Türkiye için olacaksa olsun. Ya diyalogdan zarar çıkmaz, tamam mı? Yani mesela ben bazen uyku falan tutmayınca hepimiz de bir denk geliyoruz. Doğru. O, rahmetli Demirel'in, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın, evet, Mesut Bey'in. Evet, o masada oturmuşlar. Ya bir tartışması var. Ülke orada görüyor, ölçüyor ya, karar veriyor da, anlatabiliyor muyum yani? Doğru, doğru. Bu benim yaramı sarar, bu saramaz falan. Bu benim elektriğimi... adayı getiremedik bir ara. Elektriğimi getirir, doğru, bu bana baraj kurar, o kuramaz falan gibi. Ya bunları şimdi halkı yönetecek insanlar, kendi halka yönelik projelerini hep beraber bir ortamda... Bak Amerika işte, adam şey tartıştılar yani, o yok, o altta yaşlı kaldı, üstte evet, kaldı, doğru, ayrı bir şey. Biden'dan Trump. Evet. Şimdi... Tanrı derisi kapak yaptı. Herkes... Bu böyle yapılıyor. Batı Avrupa'da falan. Olabilir diyorsunuz. Evet, olmalı, tartışılmalı. Evet. Ülke yararına olacaksa. Hatta mesela gidip
Ekonomi Bakanlığı'na bizim neydi Aslantepe? Fikir vermemiz. Ekonomist. Evet, evet. Gider der ki buraya emanet konduktur. Zaten öyledir de bir de hatırlatır, tamam mı? Doğru. Ha. İlk seçimde biz geleceğiz, bilmem ne yapacağız. Ülkenin menfaatlerini koru kardeşim. Yani espri şurada yapmak yanlış lazım. Hı-hı. Ya yanlış eleştirmesi lazım ama doğru. Biraz da böyle insan diyalogta. Yani siz bir... o ilişkide yanasınız. Ben evet. İlişkiden, diyalogtan yanayım. Evet, ama şöyle şimdi anayasayı konuşacaksın. Mevcut anayasa ihlal edilmiş, tamam mı? Evet, doğru. Yenisine bakarım. Onun ihlalleri ortadan kalkmadan yeni anayasaya bakmaya ben aykırı bulurum. Hı-hı. Kendi şahsımda. Çetin Çapan'da düşünüyorum. Doğru, doğru. Yani sen önce bir normalleşmeye, yumuşamaya neyse işte neye geliyorsan sen mevcut anayasayı, bu toplumun da böyle hakikaten tıkanmış sorunları var. Yani şimdi Gezi'den dolayı tutulanları niye tutulur Allah'ın evet, anayasa benim için değişti sadece. Yani ben bir daha da olayım diye değil. Yani şimdi olmaz. Orada kalkıp evet. Türkiye'nin modernleşmesini sağlayacak, temel hukuk ilkelerine uyacak bir hiç demokratik yoksa, bir anayasa değişikliği olacaksa hepimiz varız. Önceden de acelemiz de yok. Mesela bir 6 ay normalleşme tartışmış. Başlar. Mevcut anayasa iliğine kadar kullanılır. Ha bak kullandık, rahatladık, ulan bunun bir tık ötesi de budur falan diye. Diyorsa, o zaman evet. Toplumun fayda, milletin, ülkenin faydasında olan bir şeyi. Peki birinci parti çıkan bir CHP'nin seçimi şu anda halk istesin demesinin anlamı var mı Özgür Özel'in? Ya şimdi nasıl siyasette ilk açıklamasını hatırlar mısınız? Yani ilk o. Biliyorum, ha, biliyorum. O sahneden sonra ne düşündünüz siz? Bak şimdi, bugün ne nasıl bakıyorsunuz? Ben yanlış bulmadım, şöyle yanlış evet. Bulmadım. Şimdi bak siyasetçi kalkar, halka önderlik yapar. Bazen de siyasetçi halkın ne dediğine bakar. Bunu evet. Ben ikisinde doğru buluyorum. Yani bildiği doğruları, teyit edilmiş doğruları halk önderlik yaparak da sunabilir. Evet. Halk kendisi hamle yaptı. 31 Mart'ta tepkisi gösterdi. 31 Mart'taki CHP'nin başarısı halkın doğal tepkisinin üzerine kurulu bir doğru. Başarıdır. Bu anlamda da Özgür Bey doğru yaptı dedik. Yani bak dedi kimse Adıyaman'ı düşünmüyordu. Hmm. İşte atıyorum Uşağı düşünmüyordu. Yani işte demin saydığımız gibi. Bunları düşünmüyordu. Halk karar verince yapabiliyor. Bu halk kendi arasında tartışsın. Bu doğru bir şey siyaset. Evet. Ha, doğru. Tabii. Evet. Yani sen hani o söyleyip sürekli denemesi... orada da kalmıyor Özgür Bey de Allah var. Şimdi tamam mı? Yani diyor ki halk bunu kendi arasında dillendirmeye başladım. Ben bu şöndelik yaparım. Ama ben halka bir dayatma yapmak istemiyorum. Anladım. Yani ben onu doğru buluyorum. Peki yani. Sizle biz bir seçimde bir program yapmıştık. Biraz da İmamoğlu Dalim Özer'e siz o grupta değilsiniz gibi geliyor bana. Yani Özgür Özel'in de grubunda değilsiniz mi? Kılıçdaroğlu ben biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Şu evet. An Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt'taki ilçe başkanı ve Çekmeköy'deki ilçe başkanı benim ilçe başkanım. Evet doğru. Yani o ilçe başkanım kendisine bir takım, bir forma bagajına koymuşsa onun bileceği bir şey. Ayrı bir şey. Ben partili aidiyetiyle Sayın Genel Başkan Özgür Özel benim genel başkanımdır. Bütün milletvekilleri bizim gruptaki milletvekilimizdir. Partili ahlakı ve duruşuyla yaklaşırım. Onun içerisinde, partinin içerisinde her zaman gruplaşmalar oluyor. Evet, evet. Ben mevcut. Siz neredesiniz diye sorsam o zaman. Valla ben Çekmeköy'deyim. Mahallemdeyim. Hangi gruptasınız? Yani. Evet, evet. Vallahi bak evet. Üyelerle beraberiz. Çok da mutluyuz. Evet. Birbirimize böyle... Sen en büyük zevki şeyde yaşıyorsun. Kim gibi ben olumsuzum ama önemli değil. Poyraz'ın gitmesi. Tabii. Evet, tabii. Nasıl? Bunu da bütün Çekmeköy halkı da biliyor. Ama çok mücadele ettiniz gerçekten. Bunun gitmesi noktasında. Seçim ediniz. Aday olmadığınız sürecinde bile... Mücadele verdiniz yani. Tabii devam ettirdik. Yani ben hatta bir açıklama yaptım orada. Ben bir bölen olmayacağım. Evet. Partinin adayına zarar vermeyeceğim. Doğru, doğru, doğru. Ve onu yaptık. O da normal bir şey. Çok ekstra bir şey yapmadık. Tabii, yani. Doğru, doğru. Normal. Peki ben siz adaylıktan sonra işinize mi döndünüz? Ne yaptınız? Yok, siyaseti ben biliyorsunuz. Yapıyorum. Yani yapıyorum. Evet. Ama yani siyaset böyle hani bazıları belediye başkanı... Bazıları seçim yapıyor ya. Belediye başkanı oldun, artık siyaset olmaz veya milletvekili şey evet. Olamadın. O konu... Ya öyle değil. Toplumun derdiyle dertlenen yapılarız bizler. Yani bu orada bir mevkiye, makama bağlı olmadık diye bağlı halimiz yok. Orada bir makam varsa ben partideyim, değilse orada değilim diyen yani yığınla insan geldi gitti bizim partiye yani. Doğru. Yani sağcı getirdik. Tabii, doğru. Tutmadı işte. Ortacı getirdik, tutmadı doğru, falan. Doğru. Yani ben dikkat edersen ben ve bizim gibi bu anlayışta parti olanlar yani ben bu partiden ayrılırım, onu yaparım falan hiç aklıma bile gelmedi yani. Peki özür diliyorum. Şöyle bir soru sorsam. Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki ekip de duruyor mu? Yoksa biraz kenara mı itildi? Yok şimdi. Öyle bir şey oldu mu? Yani bizim tüzük kurultayımız var. Hı-hı. Her bir partili hatta her bir partiye oy veren yapılar bile tüzüğe bakmış. Yani bu tüzüğün ne kadar demokratik bir hale getirip ve o kurultay, tüzük kurultayının nasıl oylanacağına bakıyor. Evet. Aslında ben de biraz onu bekliyorum yani işin açıkçası. Yani niye biraz onu bekliyorum? Yani partimizin artık
yapısal eleştirilerinden çıkmamız lazım. Evet. Bir de 411 tane belediye başkanımız var. Onlar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde az bütçelerle çok borçla. Evet, doğru. AK Parti'den devraldığımız belediyeler. Doğru. Yani şimdi işte kolay molay değil yani. Doğru. Ama komple de bu tespit böyle diye ona sığınmayı da ben reddediyorum. Doğru. Yani mücadele... Ne bekliyorsunuz Tüzük'ten siz? Ya Tüzük kurultayının normal Tüzük kurultay olarak yapılacağını bekliyorum. Yani seçimli falan bir kurultay olacağını beklemiyorum açıkçası. Olabilir mi? Olabilir yani. Ha, siz yani hangi tarafta, hangisini... Ya ben Kemal Bey'le siyaset yaptım. Özür dilerim, hangisinin iyi olması, yani hangi yöntemle Tüzük kurultay yapılması gerekiyor? Nasıl bir şimdi taslaklar toplandı. Tamam. Onlar şey yaptı yani, tamam. Herkesin 3 aşağı 5. Şüpheniz mi var? Biz... Hayır, hayır. Ha. Tüzük kurultayından bir şüphem yok. Tüzük, evet, kurultayından tartışmalar var ya, seçimli kurultaya götürürsün. Genel, evet, başkan seçimli, ha, kurultaya, evet, falan, evet, gitsin falan. Burada da ben yani böyle bir kurultay... Gerek yok diyorsunuz. Gerek duymam, ha, çünkü diyorum. O zaman müthiş bir haksızlık olur. Yani ben Özel hayranı falan değilim. Evet. Arkadaşımdır, dostumdur. Şimdi ben partim genel başkanımdır. Ama şimdi yani ne demek ya, şimdi bir kurultay yapıldı. Döndün yerel yönetimleri abandın, ayarladın. Adaylar atadın. Çektin, evet. Ondan sonra da Tüzük kurultay, Tüzük'te demokratik bir hale gelecek. Bunu da bir değiştirelim. O zaman o yapının komple değişmesi lazım. Yok diyorsun. Anladın, bence olmaması, evet, lazım. Yani. Ama bir şüphem var mı gibi diye baktın. Yok, bir tartışmalar dönüyor. Bilmiyorum. Yani tekeme bürünür bürünmez. Olursa da müdahalemizi deneyiz diyorsun. Ben kendi duruşumu sergileyeceğim. Anladım, yani. Anladım. Sayın Kılıçdaroğlu'na görüştün mü seçimden sonra hiç? Görüşüyoruz. Özgür Özel'le görüşüyor musunuz halen? Bayramda görüştük. Bayramda görüştük. Hmm. O mu sizi aradı, siz mi aradınız? Ya partimin genel başkanıdır. Tabii ki ben ararım. Evet. Yani. Ne fark eder? O telefon açıyor mu? Sizi aday etmediler diye telefonu kapatıyor mu? Ya yok mu? Zaten ben açık şöyle. Açık merkezin telefona, özür diliyorum. Ben hiçbir arkadaşıma ulaşma sorunu yaşamıyorum. Aramak istediğim. Çok güzel. Anladım. Aramak istediğim. Hı-hı. Yani dost bağlı. Ama CHP'de bu güzellik var bazen. Yani şeyde AK Parti'de var. AK Parti aradığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. Biraz CHP'ye ulaşmak çok zor oluyor. İnan ben seçilmiş milletvekillerinde belediye başkanı şahsım olarak söylüyorum. Senin Çapan olarak ulaşıyorsunuz. Ben bu sorunu yaşamadım. Anladım. Tabii ben de şey yapmıyorum. Yani adam orada oturmuş belediye yani başkanı. Ben dakika başı cevap ben telefonumu bekliyor falan da. Öyle de bir yorma durumu gerekiyor. Yoktur benim. Evet. O yüzden de ulaşıyoruz bir derdimiz olduğunda. Ben biraz dakikada konuşayım ama şunu sorabilir miyim? Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri şu anda AK Parti'ye mali müşavirlik mi yapıyorlar diye sorayım. Yani hesapları topluyorlar gibi sanki. AK Parti biraz rahatladı gibi. İyi ki İstanbul, iyi ki Ankara, iyi ki İzmir. Ya çünkü cemaatlerden kurtaramıyordu kendini. Biraz daha şu mana mı çıktı? Ya ne yapalım CHP orada, ama bu arada CHP'de kontrol altında tutup hükümetin gücüyle bütçeyi, yani halka gitmesi gereken para biraz hazineye akmaya başladı gibi geldi bana. Yani muaş, ya şimdi, mali müşavirlik mi yapıyorlar AK Parti? Hayır. İyi şeyler yapıyorlar. Yani AK Parti'nin yaptıklarını yapmıyorlar. Mesela Orhan Bey'den söyleyeyim. Adam, evet, mesela belediye başkanı kendisine 6-7 yere yönetim kurulu üyesi yapmış ya. O faizin, paranın faizi torun servis gibi derler ya. O, evet, yönetim kurulundan el çekememiş Ahmet Bey. Yani ben onu bilmiyorum. Yok, bitti onlar hepsini. Ama yani, direniyordu. Arabayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı arabayı kullanması gibi. Bir belediye başkanı Melih Gökçe. Kendi Ahmet Bey. Melih Gökçe dedi, ilacı arabayı kullanıyor ya. Evet. Kendi belediyesinin iştirak olan 5-6 şirkette yönetim kurulu üyesiymiş. Yani. Çok tuhaf. 5-6 maaş, 10 maaş. Ya, orada mı varmış? Tabii. Yani ben de seçimden sonra duydum. Şok oldum. Yani şimdi bu işler doğru işler değil. Hani demin bir şey konuşuyoruz, evet, ya adam, evet, gelmiş 65-70 bin lira bir maaşla o kentin en ağır yükü olan şirketini, evet, yönetmeye çalışıyorsa, doğru da yönetiyorsa, evet, ne karışıyorsun kardeşim? Yanlış yapar zaten toplumun üç yanlışı görür. Kim doğru, olursa olsun. Doğru, yani doğru. Biz, ben de belediye, evet, başkanı, evet, olsam, yanlış yapsam ne yapacaklardı? Cile, bir dakika ya, sen ne yapıyorsun kardeşim? Gibi. Çetin Bey, biz de gazeteyle daim olmak üzere fark edememişiz bunları. Yani CHP o zaman muhalefet yaparken bunları görmüyor muydu? Yani Ahmet Poyraz'ın 5-6 yerde maaş aldığını biz niye fark edemedik? Veya biz gazeteci abone olduğumuz için, belediye bize abone olduğu için mi yazmadık? Yok, şey mi, yok, yok, şöyle. Bilmiyorum. Mesela AK Parti bunu yaparken, yani düşün adam ya, yaptığı ibadeti sana pazarlayan bir yapıyla karşı karşıyasın. Evet. Her şey mübah olan bir şey. Baskın, alıştırmışlar, tamam mı? Tabii bazı ilçelerde ki şeylerde ilçe başkanlarımız, partinin örgütü de yani tam yakalayamadığı yerler oluyor. Evet. Normal yani, hani onlar çok tembellik, anladım, yaptı veya gördü de yapmıyor falan diye. Değil. Değil. Anladım. Ama ne var, bir de mesela biz burada biliyorsun Necim Kadıoğlu belediye başkanıyken ben çok diri bir şekilde siyaset yapardım. Doğru. Her hatasında da tak yönüne çıkardık, doğru, ama biz herkesi kendimiz gibi bekleyemeyiz. Kürsü bulup bunu bir yerlerde yer buldurmak için de aklı karayı seçiyorduk. Bizim Cihan, Adnan, Bulut, evet, falan. Doğru, çocuklar, yani doğru. Bunlar
Yani bir ikiye de görünsün de oradan AK Parti'nin de bir büyüğü görsün de ne yapıyorsun falan desin diye orada da haber yaptırmak evet, için bizimkiler sıkışıyorlar. Siz de sen de defalarca destekli oldun. Ha. O yüzden hani AK Parti'nin Cilalı zamanında öyle yanlışını buldun, onu da bir yerde yeri buldur falan filan, öyle şey mümkün değil. Kolay değil değil mi? Evet, kolay değildi yani. Çünkü yaşadık yani. Adliyelik oluyor şimdi. Hemen ya, yani biz başka. Ne adliyeden ne jandarmadan ne oradan evet. korkan yapılar değiliz ama... Yok, onu da bıktırıyor şey bir yerde. Bana bir hakim demişti ki, Fakir Bey her gün davaya gelmekten gazeteyi çıkaramayacaksın. Ve gerçekten bir gün ben gazeteyi basamadım. Mahkemenin 4-5 tane davam vardı aynı güne gelmiş. Adliyede çıkıp da gazeteyi basamadım. Doğru. Doğru. O baskıdan dolayı diyorsun şimdi biraz. Şimdi bizim şu an sorumluluğumuz büyük. Evet. Bahanemiz yok. Tabii. Herkes %78 işte. Ekonomisinin elinizde şu anda. Ya şimdi şöyle, onu da millet şey yapıyor. Yani yerel yönetimlerin, evet belediye başkanının yetkisi var. Doğru. O var ama şimdi diyelim ki Tüpraş'tan bağlı. Ha, sen yok ki öyle de, değil. Yani, tamam bağlı. Tüpraş'ın çöpünü toplayacaksın, atını alacaksın. Anlatabiliyor muyum yani? Tabii ki onun vergisini fazla alacaksın. O ayrı bir şey. Ayrı konu. Yani o millet o sebebi böyle, ama kendini almış gibi. Millet böyle şey yapıyor. Sen diyor ki hep bütün onun. Yok yok. Millet yani o ya Konya'yı aldım. Konya'da ne kadar fabrika varsa bu ekonomi. Değil. Yani, belediyeyle bunun bir alakası yok. Bir bağı yok yani. Ben geçen gün burada bir o sebebiye gittim. Belediyeyle alakası yok. O sebebi ayrı bir erat. Zaten organize bir sanayi yönetim. Bölgesi dediğin zaman evet. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın organize ettiği. Ama çöpünü yolunda belediye zavallı. Ama vergisini alarak yapıyor. Ha. Yani tabii tabii. O, mesela bir belediyenin olduğu yer çok fabrikanın olması kar. Belediyenin evet, gelir açısından. Ha, belediyenin gelir. Ama doğru. Şu yani belediye gelir işte, onun değil ama. Öyle ya adamın ürettiği ürünle yani Maliye Bakanlığı kendi vergisini alıyor. Evet anladım. İşte Ticaret Bakanlığı bilmem kendi doğru, şeyini doğru, yapıyor. Doğru, doğru. Gümrük Bakanlığı ayrı burada. Tabii canım. Doğru. Yani hepsi onu, belediye akmıyor. Hani ben böyle anlamıyorum. Bir cilalama yapıyordular. Ben de bazen gülerek şey yapıyorum. Ne alakası var? Yani tamam Türkiye'nin %75'in üzerindeki ekonomisinin yönetildiği, yürütüldüğü kentleri yerde, almışız diye ama bütçeyi biz, almamışız. Ya nasıl alacağım bütçeyi? Bütçe yine orada. E tabii evet, ki evet. orada. Ha onu özellikle söylüyorlar ki yarın olur ya şey kullanırız biz. Bak siz ülkenin dedi ya birisi İmamoğlu'nda kadın. Siz bir batıdız diyor. Ya şimdi vatandaş, Türkiye'deki vatandaşı biliyorsun. Benim koşmadığım sokağa kalmadı. Evet. Çok enteresan şeyler var. Mesela bizim yakınımızın bir nenesi gittim evinde çay içiyoruz Çekmeköy'de. Sevdi, şey yaptı, evin içinde herkes İlgilendi, şey yapıyor olsun. Falan. Ama hiç kulağı falan da duymuyor yaşlı teyzemiz. En son çıktı böyle sırtımı sıvazla dua et sen Allah'ın partisindensin dedi. Allah yoluna ya, çıkıyorsun. Ya. Kırmadım kadını şimdi ne diyeceksin? Toplum böyle de bakıyor. Doğru doğru doğru. Toplum şey mesela şimdi yardımları babasının parası gibi sunmuşlar. AK Parti giderse gider kesilir. Göstere göstere eze eze sunmuşlar. Doğru, yok doğru. İşte CHP gelir yapmaz. Doğru. Onu yapmaz. Biz sosyal demokratız. Biz dayanışma kültürünü en üstte tutan yapılarız. Bizim kalkıp bir fugaramızın, bir topalımızın koluna girmek bizim namusumuzdur. Biz öyle yaparız. Yani niye yapmayacağız? Bunu yani? Yaparken siz CHP olarak şu anda yapılanlar ya hükümetin yapması gerekenleri yapmamış diye belediyeye de yüklüyor ama bir şey var yani. Belediyenin görevi şimdi olmayan şeyler. Tarım, arsa, arazi, şöyle bir şey oldu. Ekin. Belediyenin işi mi bunlar ya? Bak bunu önceki dönem genel başkanımız da yaptı. Hatta evet. Ben bir seferde ulaştım. Şimdi Diyarbakır mitingine gidiyoruz. İşte atıyorum Mardin mitingi, Kars, evet. Ardahan mitingi. İki tane Büyükşehir Belediye Başkanımız yanımızda. Evet. Kalkıyor diyor ki bizim belediyeler AK Parti'den daha fazla hizmet ediyor. Ya ediyor ama mesela diyelim ki İstanbul'un ki İstanbul ediyor. Hani Ardahan bunu duyunca lan bana para gelmedi diyor. Ne yani, olacak? Evet, sanıyor ki, evet, anlatabiliyor muyum? Yani bunu yanlış şeyler. Yani bir de bunu yardımı yarıştırmak, yardımı yarıştırarak işte birinci olmak falan diye bir kriter yok belediye başkanlığında. Yani şimdi İstanbul trafiği %38 bandına gelmediği sürece buraya yaşanmaz hale gelecek. Yani. Doğru. Yani bu trafik şimdi ortalama 48'lerde falansa bu %10 aşağı gelmek için metroları, tünelleri, viyadükleri, battı çıktıları falan yapmıyorsan bir şey başarmış olmuyorsun yani. Doğru. Doğru. Orada yapıyor mu sizce şu anda? Ya şimdi çabalıyor mu uğraşıyor, çaba gösteriyor ama yani ben bunun ölçüsünü yapamam. Yani şimdi 16 milyon insanın işte 100 küsur milyar TL bütçesi olan bir belediyenin yapması gerekenlerle yaptıkları denk mi? Onu tartışmak lazım. Yani. Yoksa hani yapılmıyor orada 100 bin insan hizmet için orada görev yapıyor. Bunların hepsi işte bankamatik falan demek de gayri ahlak oluyor. Konuşacağız reklamadan sonra. Evet, Çetin Çapan'la yayınımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Türkiye siyasetini konuşmaya devam edeceğiz ikinci yerde.
İhtiyacın kadar depo sadece Turanlar Lojistik Gölbaşı'nda. 5 paletten 5000 palete kadar tek depo, tek çözüm ortağında. Turanlar Lojistik'le personel, yemek, SGK, forklift, depocu, akaryakıt, elektrik, yol gibi masraflarını sıfırlıyoruz. Ortak depo için Turanlar Lojistik Gölbaşı. Soğuk, donuk, kuru gıda depoları. 484-50-60.
Arda'mızla, Eda'mızla, Buse'mizle, Mete'mizle omuz omuzayız. Hep birlikte bu yaz tarih yazacağız. Euro 2024 heyecanı, takımlarımızın hazırlık ve Avrupa kupaları, ön eleme turu maçları ve çok daha fazlası D-Smart'ko mega paketle yıllık sadece 299.99'a. Milli coşkuyu dilediğin yerde ve cihazda D-Smart'ko ile yaşa. Can Erenler Arsa Ofisi'nde müthiş kampanya. Tekirdağ Süleymanpaşa Barbaros'ta 240 metrekareden başlayan fiyatlarla kampanyamız sahiplerini bekliyor. Herkes arsa sahibi olsun diye kampanyamızı haftanın 7 günü yerinde inceleyebilirsiniz. İmar planı içerisinde Kadastro Yola Cephe, Yeni Kumbağa İstanbul yoluna 2 dakika, deniz manzaralı sahile 5 dakika. Fiyatımız sadece 799 bin TL. Tekirdağ'da yatırım yapmak için hemen şimdi bizimle iletişime geçip randevu oluşturabilirsiniz. 0212 428 82 60 0544 428 82 60 0212 428 82 60 0544 428 82 60 Ahmet Yiğit, Ümit Gönültaş ve Zara Koç, Tokat Rüzgarı programıyla memleket kokan türküler, şiirler ve birbirinden özel konuklarla sizlerle. Tokat Rüzgarı'na bu hafta İmam Durmazlar, elinde tuttuğun dallar ben ola, Gül Doğan ve Oya Tezcan konuk olacak. Al beni yar yar yar, sar beni yar, al beni yar yar yar. Tokat Rüzgarı, her pazar 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Musa Karakuş, Gönülden Gönüle Türküler programıyla Tempo TV ekranlarında. Kalkmadı başında babam hiç duman, felek hiç vermedi ömründe ama. Gönülden Gönüle Türküler'e bu hafta Yusuf Yüzer konuk olacak. Bir gün bırakıpsa beni ellere, gideceğim hiç aklıma gelmezdi. Musa Karakuş ile Gönülden Gönüle Türküler her pazar saat 21'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Gönül teline dokunan türküler ve özlenen sesiyle Volkan Yılmazer, Sözümüz Sazdır programıyla yeniden Tempo TV izleyenleriyle buluşuyor. Volkan Yılmazer ile Sözümüz Sazdır her pazartesi saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Annemi konuk evine, biz de çocuk evine aldılar. Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu. Kavuştuk. Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden. Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden. Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim. Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum. Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir.
Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun. Anneciğim, babacığım, beni ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bazen ne çok yorulduğunuzu, bazen desteğe ihtiyaç duyduğunuzu, takdiri en çok sizin hak ettiğinizi biliyorum. Yaptığınız her şey benim için. Öyleyse bütün bunları sadece benim bilmem yetmez mi? İlk adımlarımı, sevdiğim yemekleri, okulumu, fotoğraflarımı, videolarımı, anılarımı başkalarıyla paylaşmasanız olmaz mı? Beni kendi gözünüzden sakındığınız gibi başkalarından da sakınır mısınız? Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi bizim için kalbime kaydediyorum. Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol. Evet, bu arada birilerinin gavur dediği gerçekten ülkemizin en güzeli Kurtuluş Savaşı'nda başrol oynayan İzmir'de orman yangını dışında bir doğalgaz patlaması olmuş. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Doğalgaz deyince de aklıma geldi. Bir Karadeniz gazı ne oldu Çetin Bey? Karadeniz gazı, kabartış, petrolü. Benim bir arkadaşım vardı. Gaz çıkarma problem yaşıyoruz bak. Gaz çıktığı ilan edildiği yıllarda işte biz şeye girdik o zaman gri listeye yani. Değil mi? Gerçek dışı ekonomik veriler. Bunlar da işte bu dünyanın ekonomistleri bunu hayali, tabii şeyler. Hayali verileri reddettiği için biz kararisteye girdik. Yani dur çıkmıştık kendisi. Daha kazmak peki yine CHP dönelim. Çetin Bey, ben CHP'nin özellikle işte bir önceki konuğum da sıralan o tabii çok radikal oldu. Yani direkt diyordu ki seçim, erken seçim gerekiyor. Siz şu anda Özgür Özel'in doğru yaptığını söylediniz. Yani halk istedi ama halkın hemen o şeyi suistimal etmemek lazım dedi Kılıçdaroğlu. Şey, Özgür Özel. İmamoğlu, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu tartışması var mı? Grup dedik ya, o grup önce siz partilisiniz yani nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi, yoksa vallahi bizim partimiz iyidir hep beraber. Yok yani, şöyle. Hayır hayır. Şimdi Ekrem Bey 2019'dan 2 yıl sonra iddia koydu. Cumhurbaşkanı adayı iddiası. Hı-hı. Açık yani bu kamuoyunda açık bilinen bir iddia. Evet. Şimdi devam ediyor. Hı-hı. Yani ben hala gene aynı şeye geleceğim ama ben orada da benim şeyim çürüdü. Yani parlamenter sistemi artık anayasa hukukçularıyla tartışmıyor biliyor musun? Evet. Yani biz bu ülkeyi bu şekilde kabullenip bu yönetim şeklini kabullendiğimiz zaman zaten dünya bizi satın almadı. Yani bunu iş adamı, emeklisi,
çalışanı, işçisi, ev kadını bu sistemin dünya tarafından entegre olduğunu, parlamenter sistemin dünyaya entegre olacağını benimsemesi ve iddiasını devam ettirmesi gerekiyor. Yoksa ben yani... Özgür de söz konuşmuyor bunu. Evet doğru söylüyorsun. Hiç kimse yani anayasa kuşusu... Ne oldu orada size? Yani nasıl oldu? Şimdi mesela CHP'de de şu var diye işte başarı konuşuluyordu. Bir ay sürmedi seçimlerden sonra. Evet. Ondan sonra yani CHP'nin bu kadar başarılı olduğu falan konusu da gündem dışına düştü yani. İlginç. Öyle değil mi yani şimdi? Ama burada Erdoğan'ın siyaseti bilmesinden ben bir yazı yazmıştım. Frene basması tuttu mu sanki? O ya şimdi Erdoğan gibi. Kendi iktidarını korumak için doğru. Tekrardan aynı güce kavuşmak için çaba sarf ediyor. Doğal. Bizim tarafta Erdoğan iktidarını tümüyle ortadan kaldırıp seçimlerle kendi halkın bize verdiği yetkiyle bizim iktidarımızı kurma çabası içerisindeyiz. Yani bütün strateji mesela bugünkü miting işte evet, geçinemiyoruz mitingi. Demin sen de giriş yaparken çok güzel söyledin. Yani toplum anayasal hakkı olan toplumsal tepkilerden yoksun kalma durumu vardı. Yani doğru. Şimdi bunlar tamam mitingleri eleştiriyorlar. İşte bazen cılız geçiyor. Organize olunamadı falan. Hatta gaz alma diye değerlendiriliyor. Ya gaz tam iktidara karşı bir gaz birikmiş. CHP'nin bir mitinginden sonra emekleri unutuldu. Ama öyle oluyor sanki. Ama şimdi mesela hiç yapmasa ne olacak? Ha, ama bir de diyorsun alan alışkanlığı. Evet. Yani mesela onların özelliğiyle dün Kartal tıklım tıklım demin olayında oldu değil mi yani? Evet. Yani evet. Teşvik yararı var onun. Evet. Kesinlikle toplum gerekiyor. Dengesini bozan yönetimsel hatalara karşı toplumsal tavrını koyması fevkalade güzel bir şeydir. Yani. Sizin o unutuldu dediğiniz başkanlık sistemiyle parlamenter sistem unutulmasının AK Parti medyası mı başardı bunu sizce? Yoksa siz CHP veya muhalefet olarak sadece CHP değil tabii bu da ülkede parti. Onlar da unuttular mı yoksa bu işi? Ya unutma diye ne oldu? Düşünmüyorum. Yani bu sisteme alıştık havası doğdu anlatabiliyor muyum? Anladım, yani? Anladım. Ya şimdi gidiyorsun işte yurt dışında konuşuyorsun insanlarla falan. Zaten birçoğu bizim ülkenin yerini bile bilmiyor. Evet. Çok uzağa gittiğin zaman. Hani yakında temas kurduğumuz yatırımları burada olan ülkeler falan da direkt oradan başlıyor işe. Onların gündeminde. Yani gündemde değil mi? Onların gündeminde. Listede yani. Listedeyiz. Biz aldırış etmiyoruz şimdilik. Yani. Böyle bir durum var yani. Yani bunu gündeme getirmemedi. Tabii diyorsunuz halk toplumu alıştırmaya çalışan AK Parti'ye uyduk gibi geldi diyorsunuz. Hatırlasana fakir. Mesela 14 Mayıs öncesi. Evet. Herkes parlamenter sistemin doğru. Ne olduğuna kadar birbirine tarif ediyor. Doğru. Şimdi doğru. Oradan buraya geldik yani. Bu da tuhaf bir durum. Peki yani. Bunu şunu diyebilir miyiz? Yani mevcut özgür özel yönetiminin Tek başına özgür özel işi olamaz ki bu. Yani şimdi deminde bu konusu bu olmalı. İYİ Parti'nin de bu olmalı. Bizim partimizin Sayın Genel Başkanı'nın da konusu bu olmalı. Olması, tabii yani yoksa basının medyanın olmalı. Ya bu iş yani Türkiye'de bir kurultayla bir genel başkanlığa yıkılacak kadar hafif bir iş değil yani. Bu Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşünün hikayesi. Yani aydınının, yazarının, sanayicisinin, iş adamının, herkesin toplumsal gerekiyor. Bir mutabakatla buna doğru gitmek lazım. Yani. Anladım. Ama ben yine oraya geliyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ın burada uyguladığı politikada sizin de dediğiniz gibi unutulma olayı başardılar gibi geldi. Yani iktidarın yine başarısı olarak görebiliriz bunu. Yani ya işte bunun farkına varalım diyorsunuz. Yani tartışmadan uzaklaştırdı. Evet, yani, evet yani. Şimdilik öyle gözüküyor. Bunun farkına varalım diyorsunuz. Bir tabii ki. Yani şu bizim mesela özellikle sol cenahın, evet. Sosyal demokratların yani milli duygusu olan herkesin bunu bir gündeme alması lazım yani. Evet. Yılmaz Özdil'in yüklemesine nasıl bakıyorsunuz Özgür Özel'e? Ya şöyle birkaç tane gazeteci isim vermeyeceğim. Hı-hı. Yani senden saygın bir mesleğiniz var. Evet. Ama şimdi... Yeri geliyor MHP lideri gibi konuşuyor bazı arkadaşlar. Yeri geliyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri gibi konuşuyor. Yeri geliyor Atatürk gibi konuşuyor. Onun muhalefeti sen kendisiymiş gibi konuşuyor. Yani muhalefet kendisiymiş gibi konuşuyor falan. Bunlar biraz güdümlü işler ya. Yani şey değil. Toplumunda da çok karşılık bulduğunu düşünmüyorum yani. Çetin Bey orada şu mu çıkıyor ben özür diliyorum. Yine 22 yıldır iktidarda olan partinin ya siz de bunu rolü oynayanlar mı onlar acaba? Ya yani birçok insan gazeteci tutuklandı, birçok siyasetçi tutuklandı. Ağzını açan içeri atıldı Cumhurbaşkanı hakaretten falan ama. Demin bahsettiğiniz zaman bunlar çok sertleşiyorlar. Nutu hep ayaktalar. Bir kitabının tamam mı? Alıntılarla dolu bir kitabının. Evet. Adam şey yaptı. Bu A klas, bu B klas, bu C klas diye farklı fiyatlarla rekor satışları yaptı. Evet. Yani şimdi bahsettiğin adam
Yani onlardan ne, mı? Ha, neden doğru, besleniyor, doğru. Ne yapıyor? Hmm. Açık aslında, anladın mı yani? Ha, burada benim her ne kadar içinde de olmasam, Özgür Özel Sayın Genel Başkanım'dır. Bunun illaki o demiş diye. Hayır değil, hayır, ben yanlış. Şimdi Sayın Genel Başkanım var. Evet. Yılmaz Özdil değil, onun babasının evet. Eleştiri gelse, ha. Haksız eleştiri, onun karşısında evet, dururum evet, yani. Evet, evet, evet. evet. Haklı bir eleştiri değil yani. Anladım, anladım. Haklı bir üslup değil, doğru Peki, bir üslup yeni değil. Peki yeni mi fark ediyor? Ben şahsım olarak, bunların, biz hep solcu biliyorduk ama. Valla şimdi... Ya tabi o kriterleri hakikaten kendimi de had görmüyorum. Yani evet. Solcu nasıl olunur olunmaz noktasında da. Ama sol bakıyorlar diye düşünüyorduk. Yani hepimiz. Böyle bir ulusalcılık adı altında eski faşistinin adı değişmiş havasında dolaşan yapılar şimdi tamam yani. Onun hiç öyle solcu molcu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani. Evet. Ulusalcı mısınız siz, ben onu size sorayım? Hayır. Bir ulusalcılar vardı. Ulusalcı falan içinde. Değilim ben. Sizin o dönemde Özgür Özel gelene kadar, gelenedi gerçi bir şey vardı, şimdi bir şey yok. Aleviler çok ağırlaştı. Ulusalcılar dışlandı falan dediler. Ya şimdi şöyle bak, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim adı altında yapılan operasyonu söyleyeyim. O bir operasyondu, kurultay bir operasyondu. Şöyle operasyondu. Deve dişi gibi sosyal demokratlar, yani ben olmazsam da partinin ve ülkenin bekası önemli diyen yapılar yerine ne olursa olsun ben olayım yapıları falan evet, gibi böyle durumlar yaşandı. Yani yoksa bizim kurultay partisi diye alınırız yani Cumhuriyet Halk Partisi doğru. Kurulduğundan beri doğru, kurultaylar doğru. Partisi diye alınır. Hiçbir doğru. Kurultay da yani o... Birisi kazandı, birisi kaybetti diye de böyle diğerleri kötü düşman falan değil. Evet, doğru. Sadece anlayışta şu oldu. Yani ona değişimde bir oy veren, yani mevki bulamadı böyle. Hangisini seçeceğini şaşırdı insanlar yani. Bu olmamalı yani. Olmamalıydı. Yani bir kurultayda sana destek verdi diye 10 tane bir mevki sunmaman gerekiyor. Doğru. Bir kurultayda aynı parti, aynı çatı altında sana... Değil de başka birisinin tercihini kullandığı kör baldere kesinlikle lazım. Şimdi mesela bir şey yapan benim mesela şimdilik. Doğru, doğru. Bir haksızlığa uğradık. Yoksa orada benim kendi tek başıma haddim değildi ki. Benim oradaki Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan arkadaşlarımın başarısıydı. Benim bana ait hiçbir şey yok. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. O şeyde öyle bir heyecan yarattılar ki ben kendim de... Benim ofisi kullandık. Evet. Ama arkadaşlarım topladı bu imzayı. Benim kendim imza atmayı unutmuşum yani. Gerçekten yani. İşte onun gibisi de o kadar yok, yok o kadar doğal, o kadar evet. Kendi özüne, kendi öz iradesine sahip çıkma duygusu yapıldı ki bu iş. Doğru doğru. Çetin Çapan mevzusu. Ben başta imza atmadım diyorsunuz. Çetin Çapan yani. Mevzusu değildi evet, bu iş yani. Evet, evet. Orada yanlış Çekmeköy'de 320 bin nüfuslu bir ilçenin üyelerinin kendi teveccühleriydi. Yansıttıkları evet. Ona saygısızlık yapıldı. Belki bir şey sorayım ben. Beykoz evet Beykoz'a dair Tuzla, Çekmekköy, Üsküdar gibi yerlerin CHP'nin mi tamamen başarısıydı? Yoksa deminde yoksa AK Parti'de bıkılmak mı? Ya hep sizin başarınız mıydı bu? O ya 4-5 tane kriter var. Evet. Yani 4-5 kriter sizce? Var. Birisi demin işte adayı çıkarıp ama arkasında durmaması. Evet, şehir uzlaşması. Şehir uzlaşması. Kent uzlaşması. Kent uzlaşması. Evet. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun 6 yıl boyunca altılı masa olayı. O masada evet, o tabanın birbirine oy verir halini yaptı. Yansıttı. Evet. Bunu kimse inkar edemez. Saadet Partili kadınlar kalktı CHP'ye oy topladı. Ha. Evet doğru. Toplumun çok az bir kısmı da olsa her şeyin hakkını konuşmak lazım. Hani bu değişti daha da iyi olabilir diye hevesle de oy verildi. Yani. Ama esas iş mesela bir örnek vereyim Osman Gazi ilçesi Bursa'nın evet. Benim arkadaşım evet. Can kardeşim Erkan Aydın belediye başkanımız 2019'da 227 bin oy alıyor. AK Partili rakibi buna %5 fark atıyor. Evet. Dönüyoruz 2024'de geliyoruz. 150 bin yeni seçmen taşınan ve yeni oy kullanan seçmen şeyi artıyor sayısı. Pardon 236 bin alıyor. %5 farkıyor. 5 yıl önce. Evet, 5 yıl önce. Şimdi 227 bin ay alıyor. AK Parti'ye 9 puan fark atıyor. Burada da ne var? AK Parti tabanının oy vermiş AK Parti'ye Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosuna tepki bir uzaklaştırma, bir mesafe evet. Şeyi var. Sen yani. Yanlış yapıyorsun. Dur bunun yani 4-5'li bir şey var. Ha burada da şimdi seçilen arkadaşlarımızın tamamı da böyle usulü aykırı falan filan veya olması gereken insanlar değil. Adayların evet. Da biliyorsun yerel yönetimde adayların da faktörü etkisi, var canım. Faktörleri tabii, var. Tabii. Yani böyle altılı yedili bir evet, şey. Hani bir ataların dedi ya ne yaparsan yap içinde bir gram bu şans olsun. Erken seçim. Şimdi bizim bu dönemki belediye başkanı aday olan arkadaşlarımızın yürüdüğü yolun içinde şans da vardı. Yani. Şans da vardı evet. Evet. Peki bu bir olur ya yarın Devlet Bahçeli başlamak üzere birileri çıkar der ki erken seçim yapalım dedikleri anda. Bu dediğiniz o konjektörü koruyabilecek miyiz o 5-6 tane maddeyi CHP olarak?
Ya şimdi tabii görünüyor siyaset, mu veya? Diyor siyaset, ya sen özgür de diyor, puanlarımız arttı diyor. Tabii şimdi ölçümleme yapılıyor. Hı-hı. Partinin anketçileri var. Dışarıdan yapılan anketler var. Şu anda artış var mı CHP'de geçen? Şu an hem üye sayısı artıyor. Hı-hı. Yeni üye artıyor. Evet. Ha, bugüne kadar ben onları da eleştirmiyorum. Gelsinler. Yani doğru. Gelsinler burada hangi anlayışa yönetiliyor görsünler. Yani doğru, doğru. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren insanlar. Bunlar da gelsinler. Kendiliğinden doğru. Mesela Sultanbeyli'nde bizim üyelerimiz artıyor. Artıyor. Bak, bizim Ayhan Koç orada adaydı. Evet. Sultanbeyli zor bir bölge. Doğru, yani, doğru. Şeydi. %70 oy aldığı yer. Tabii. Orada kaybetmesine rağmen şimdi oy artıyor. Yeni üye. Yani üye artıyor. Üye artıyor. Evet. Her tarafta partiye üye şeyi artıyor. Güzel bir şey var mı sizce? İktidar olacak mısınız? Ya biz iktidar olma yolunu 7 Haziran'da başladık. Bu zamana kadar her seçim üstüne koya koya getirdik. Evet. Yani Cumhurbaşkanı seçimini işte kayıp olarak görüyor arkadaşlar. İşte falan olsaydı böyle olurdu. Doğru. Falan olsa böyle olurdu. Çeşitli kliklerin aleyhte çalışmasına rağmen %48,5 oy alındı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bunu öyle kimse başlamamak olmadı, lazım. Ölsün, üzerine toprak gömelim diye bir anlayışla değil. Değerlendiremez değil. Yani ayıp doğru. Ederler yani. Peki efendim ben gene öyle geleceğim. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir konuşuluyor da ben Ankara Büyükşehir'in Tayyip Erdoğan yerine kim gelecek diye konuşuldu Türkiye'de. Burada yazı söz canlı yayında söylüyorum diyor ya yazdım duvara ben. Hmm. Sayın Yavaş'ın sağı temsil etmek için, ettirmek için yarın ayrılacağı gibi bir hava esiyor mu sizce? Ben öyle düşünüyorum. Ya şimdi Mansur Bey başarılı bir adam. Hı-hı. Yani başarılı adam Ankara halkının onay verdiği %60. Onay verdiği artırarak onay verdi. Arttı. Yani Ankara halkı kalktı dediler ki Mansur Yavaşçı'yım. Ben de abimdir severim. Evet. Yani çok memnunuz. Alkışlamaktan avucun içi patlamasıdır %60 Ankara'da. Evet doğru. Yani aynı Mansur Yavaş. Ama CHP'li değil. Bin oyla kaybetmişti. Ya şu an CHP'nin belediye başkanı. Evet. Şimdi yani biz hani o ötekisi olmayan Türkiye deyip de ondan sonra içimizden birisi gelip CHP'li olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapıyor ve başarılı oluyorsa bizi alkışlarız. Başın üstünde yeri var. Yani doğru. Algıdan uzak, yalandan dolandan uzak, terden şeyden uzak tamam mı? Yani kendisini böyle halkını adamış, halkçı belediye başkanı. Yani %2'de bir silmiyor mu diyorsunuz? Ya hayır şey anlamda söylüyorum. Yani böyle kalkıp sıkıntıya, kendisini sıkıntıya sokmadan. Bu şeyi getirin diyorum. Yarın ben adayım dedirtilir mi ona? Ya Mansur Bey'le biz konuşuyoruz evet. Abimle. Yani şey... Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı tabii herkesin kalbinde yeter. Ya Türkiye'de yaşayan her bir yurttaş için kutsal bir yer. Kim istemez yani. Evet. Ama Mansur Bey çok olgun şey yani halkın teveccühü oluşması halinde evet olabilirim diyecek evet. Bir ha, yapıdadır tipi, yani. Evet. O peki işi, Sayın İmamoğlu? Ya ben 2,5 yıldır diyalogumuz yok Ekrem Bey'le. Hakikaten yakındaki arkadaşlar da benim de ortak arkadaşlarım. Doğru. Böyle bir doğal da bir haberleşmez olduk yani. Hakikaten şu an duygularını bilmiyorum yani basında falan da çok takip etmiyorum. Öyle diyorsunuz değil mi? Ha. Yani ben şey özür dilerim. Başta söyledim yine oraya bastırdım. Dün sanki ben veya yanlış anlamışım olabilirim. Özgür Özel'e karşı bir çıkış yaptık diye değerlendiriyorum ben. Özgür Özel'le barışıklar mı diye baktığınızda? Ya ben bir problem... olduğunu sanmıyorsun. Yansımıyor yani bana da gelen şeyde evet. Bir yansımıyor. Ama partinin öyle bir şey ki yani bu mukayese de yanlış yani. Hali hazırda şu an genel başkan birisi varken, partinin genel başkanı hı. Diğer bir diğer arkadaşımız da Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı. Yani bunlar şimdi kalkıp Özgür Bey'in ekibi de dese ki ya ben bir de belediye başkanı olayım veya belediye başkanı. Yok yanlış ben genel başkanım. Ben de genel başkan olayım. Erdoğan'ın şeklinde. O yanlış olur. Yani şimdi bir yarışık bir şey var. Seçimsiz bir dönem var. Doğru. Yani. Peki ben yayının bitmek yarısında konuşacağız dedim. Siz vatandaş olarak İmamoğlu'nun başarı görüyor musunuz? İstanbul'da oturuyorsunuz çünkü. Çok çaba sarf ettiğini görüyorum. Hı-hı. Yani o İstanbul'un derdi öyle kolay bir dönemde falan çözecek bir dert değil. Hmm. Doğruya doğru konuşmak lazım. Oraya bir kere hakkını evet. Tabii. Yiğidi öldür hakkını verir misal. Ya yiğidi öldürmem. Benim öyle bir şeyim yok. O, evet. O dönem parlamenter sisteme o kavuşturmaz diye Cumhurbaşkanlarına karşı çıktım. O kadar benim başka hiçbir tartışmam şu buyum olmadı. Yani aynı partinin çatısı altındayız. O belediye başkanlığı yapıyor. Sonra aynı mahallelerde büyüdünüz yani. Ya biz siyaseten de iş olarak da aynı yakın arkadaşlık. Evet, doğru, yani öyle doğru, bizim gerçek. Şeyimiz yok. Evet. Ondan sonra... Hiç iş yaptınız mı birlikte? Ya birlikte derken yani aynı bölgede aynı, çok şey yaptık yani. Birbirimize destek olduğu anladım, şeyler oldu. Yani. Oldu yani. Dostluktan da vardı. Halen de var canım. Tabii canım. Ya işte, akrabaları bizden emekli oldu. Yani öyle biz aile gibi anladın mı? Şeyimiz yok ki bizim.
Ama diyorsunuz İstanbul zor. Yani, zor ama şey yapmak lazım. Yani buraya kaynak aktarıp özellikle ulaşımda yani bu trafiği rahatlatmak. Çetin önce... Bey ben şöyle diyorum yani evet hükümet engelliyor. Evet CHP'nin içinde sorunlar var. Evet dediğiniz gibi İstanbul çok büyük bir kent ama sonuçta bir çeşme bırakması lazım değil mi? Bunu eser bırakması gerekiyor. Yani baktığınızda ya bu işte İmamoğlu zamanında yapıldı diyebileceğimiz bir şey var mıydı şu anda? Valla şimdi veya Ankara için diyorum. Ardından için söylüyorum ben yani sadece metroları biliyorum. Şimdi ben İstanbul'daki metro hakikaten benim de kafamı karıştırdı. Ulaştırma Bakanlığı önceki dönem belediye başkanı ta işte sözlerini dalan zamanında evet. falan başlayan hangi metronun ne kadarını algısız samimi olarak bir yansımasını ben çözemedim. Evet. Ama ben neye bakıyorum? Bir santim mi yapmış? 10 kilometre mi kim Doğru. yapmışsa Allah razı olsun evet, ama evet. işin sonucuna geldiğinde raylı sistemler, toplulaşım işte bu trafik oranları ölçülüyor biliyorsun evet, artık evet, her tarafta. Evet. Bu ne zamanki 29'lara 30'lara gelirse o zaman Ders, kim yapmışsa şey, o başarılı. Soru, evet diyorsunuz. Ama şimdi sen buradan çıkıp Beylikdüzü'nden Bakırköy'e 2 saat 25 dakikaya gidiyorsan bir sorun var. Trafikte sorun var kardeşim mi? Mevcut eskiden şikayetçimiz yine devam şikayet ediyorsak. Ya muhakkak ve bu İstanbul şimdi haksız etmemek lazım. İstanbul yoğunlaşmaya başladığından bu tarafa yani 80'lerden sonra trafikle tanışıp bir sefer bir daha da kurtulamayan bir kenttir bir yani. Doğru söylüyorsunuz. Son sanki dediğiniz gibi çıkmaz içinde göçmenler 10 milyon kişi var kardeşim ben İstanbul etmemiş gibi de yeni yeni söylemeye başladı. Ya şimdi bak, yani göçmen hikayesi. Yani ben İmamoğlu de olsam, ben de olsam o da ya sığınma değil. Ben de olsam, sen de olsan, yani sen kendine göre planlanan nüfusu belirlenen bir kente hizmet getirecekken %25-30'luk üzerine geldiği zaman tatil belgelerinde bunu yaşıyoruz. Gerçek doğru. Mesela turizm bölgelerimizde mesela geçen dönem bunu da anmış olayım. Şimdi Muğla Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı oldu Ahmet Aras. Bodrum Belediye Başkanıydı. Yani öyle bir şey ki sanki oraya turist bir anda gelmiş gibi. Hani hiç yazın bizim oraya o bölge turizm bölgesi değilmiş gibi. Muğla, Büyükşehir tam tatil mevsiminde tadilat yapıyordu marinada. Yani evet. isyan ediyordu. Doğru. Yani geçen doğru. sene duydunuz serzenişleri. Doğru teleştirdim. Şimdi bak bu sefer ne oldu? O Muğla'nın belediye başkanı mesela doğrulardan birisidir. Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir olunca o turizm beldelerinin sorunlarını çok bilen bir adam ve çok enerjisi yüksek olan bir arkadaş. Ya ilginçtir. TRT gitmiş orada kapıda durmuş Bodrum'un girişinde. Efendim şu anda millet akıyor. Hele bir görseniz herkes milyon dolarlık tatile geliyor şeklinde bir haber yapıyorlar. O arada o TRT, devletin TRT'si. Yani CHP'yi eleştirmek için, muhalefeti eleştirmek için. O arada hem diyor bir taraftan ekonomik kriz yok gibi sanki insanlar akıyor. Bir daha diyor ki ya çöpten kalkışmıyor burada. Böyle bir şey de olamaz. Ya şimdi diyelim ki Ardahan örnek veriyorum. Evet. Ne kadar Ardahan merkezi nüfusu? 25 bin. 25 bin. Evet. Bir anda bir festival, mestival, üçlü beşi bir araya hareket getir. Olunca. 60 bine gelince doğru. orada çöp toplama da aksama olur. Doğru. Çünkü onu 65 bine göre bir altyapı kurmak doğru değil. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. O dönemsel yoğunlukta o tarz şeyleri halde bunu kabulleniyor. Evet. Evet. Kabul edilir. Yani, doğru. Ama ben de yani havuz medyanı yaptım. Evet tabii canım bu zamana kadar neler olmadı ki yani. Şimdi haber olmuş ya birinci olmuş güvensizlikte de geçen gün. Yani öyle yarışlar da var bizim ülkede yani. Peki efendim seçimler olur mu siz 2,5 yıl? Ya ben sanmıyorum. Ama. Yani şimdi seçimle. Şimdi özür dilerim Özgür Özel dün bir şey söyledi yani benim gazetemde yansıdı ekrana bir özel televizyon Halk TV'de sağ olsun İsmail Küçükkaya. Gazetemi de ben Ardahan'a geldim. Ona da başlarla diye annesini kaybetmiş. Öyle mi? Bu sabah. Çok ilginçtir. Sayın Özgür Özel dedi ki orada Erdoğan seçimi istemek zorunda aksine aday olamıyor. Yani 4 yıl dolacak falan diyor Türkiye'nin ama. Türkiye'nin kaderi demin bir şeye geldi ki yani Erdoğan'ın nasıl aday olacağı noktasında bir anayasaysa o bize hayırlı bir anayasa değil zaten. Veya hemen acele seçim isteyelim de Erdoğan aday olmasın falan diye yapılan bir hamle de doğru bir hamle değil. Değil. Yani sen burada kalkıp topluma kendi projelerini anlatıp ekonomide, dış politikada, iç huzurda, adalette falan bunları sen kendin anlatıp, ne yapacağını söyleyeceksin. Anlatıp evet. oradan teveccühü alamıyorsun da Erdoğan yani kaç takımın forveti toparlasın biz yeneriz. Ya kalecisi evet, ölsün bilmem kırmızı ne kart yesin veya evet. Yani bunlar bu hakikaten yanlış. Samimi işler değil. Ama ya. Sonuçta zorunlu bir şey var ama sen Erdoğan tamam diyeceksin. Ayrı bir şey olmayı versin. Sen anayasa getiriyor gel değiştirelim diye. Evet. Öyle bir anayasa yap ki bir daha 7 sonrası olmasın. Bana ne ya? Yani hayır, bizim ya. Türkiye'nin şöyle bir derdi olabilir mi ya Erdoğan ailesiyle alakalı aday olsun olmasın olmazsa böyle olur ne olur halimiz falan diye. Yani Türkiye'nin geleceği böyle
bir liderin, toplumda 20-25 yıllık yapmış bir liderin soyunu sopunu koruyacak bir anayasa olabilir mi? O Özgür Özel'in annesi diyor. Annesi Deniz'de bu olarak. Ya. Yok şey... Bir de tatile gitti annesi Deniz'de. Özgür Özel değil ya şey İsmail Küçükay. Şey İsmail diyorum ben. Ha. Annesi Deniz'e girmiş evet. Annem düğün bastırıyordu ki Deniz'e gidelim diye. Anne ya İsmail Küçükay. Allah rahmet eylesin. Yani demek istedim bana anladın mı? Şimdi toplanıp böyle nasıl Tayyip Erdoğan'ı nasıl engelleriz ve Tayyip Erdoğan'ı nasıl var ederiz? Ne alakası biz var ya? Biz daha iyisini yapacağız. Adalette, hakta, hukukta, tıklım tıklım dolmuş cezaevlerinde bir ben genel haftan yanayım bilmiyorum ama yani bu ülkenin ana sorunlarında birisi. Ya bazen mesela bir anayasayı düzenlesen evet. O bireysel hak ve özgürlüklere bir kıymet ver. Affada ihtiyaç yok. Yasal doğru, kendinden çıkacak bu şekilde. Kimsenin affada ihtiyaç yok yani. Peki DEM bu arada, DEM de medya mı itti kenara yoksa DEM biraz yok seçim sonra gibi kayyuma nasıl bakıyorsunuz sorusu? Kayyuma hiçbir zaman iyi bakmıyorum. Hı-hı. Hatta ben belediye başkanı olsaydım Çekmeköy'de meclis toplamazdım bir ay. 25 gün imza atmazdım hiçbir orada şey. Orada yapardım şimdi. Yok yok. Mevcut evet, yerden tepkimi koyardım. Sonucu neyse de katlanırdım. Soru yok yani. Evet. Yani kayyumun neyini doğru bulacağız? Bir tweet de değil diyorsunuz. Tweetle mi bitle olmaz. Evet. Yani yetkim var, doğru. Ünüm var, doğru. Namın var. Sıra sana da gelecek çünkü. Namın var, şanın evet. Var. Çık doğru. Tepki koy. Tabii. Yani şey maalesef değil. Yok. DEM ondan dolayı biraz o baskı Hakkari'den sonra biraz... Yok ya yani ya DEM biliyorsun yani defalarca konuşuyoruz. Ha? Yani çok yoğun bedel ödeyen bir parti. Hı hı hı. Yani bu seçimlerde işte İstanbul'daki kent uzlaştığındaki hareketlerinde ben ayrıca şey yaptım. Dünkü mitingde yani. CHP büyük destek vermiş Kartal'a. Tabii ki bizim partililer bizim de orada Çekmeköy arkadaşlarımız da gittik. Doğru. Katıldılar. Ya bir de şey değil o yani sırf ülke adına da yapılan bir şey. Bu MHP'de olsa. Demokrasi yani, adına yapılan bir şey. Eğer haksız oluyorsa doğru. Sincan'da tanklar yürüyünce bizim hepimiz kalkmadık mı yani? Kurtulduk mu yani? Canım, şey mi? Ulan Allah ordu geldi Allah'a şükür falan. Canım, anladın mı? Böyle bir şey yok yani. Bizim Sela okutanlar ortada yokken biz 15 Temmuz'u çepeyle döküyoruz. Aynen öyle. Ya. Şimdi hatırlar mısın o zaman 15 Temmuz'da şey Necmi Kadıoğlu belediye başkanı evet. Ben de duydum. Cumhuriyet Meydanı'na gittim. Orada 3-4 tane meclis üyesi kalktı bana teşekkür etti. Sen kimsin? Hayırdır? Tabii. Yani sen Esenyurt'ta belediye başkanı kazandın. Seni kurtarmaya gelmemişim. Ben kazandın, demokrasiyi kurtarmaya gelmişim. Kazandın da bu ülkenin sahibi duygusuna hangi aşamada geldi? Bravo. Yani bizim yurtseverliğimizi kimseye evet. Tartışmayız yani. O yurt sorun olunca özellikle darbeden ya hiç zulüm, biz görmüş. Hangi darbeye şey yapalım bize gene yarar eyvallah gene biz ezileceğiz yani ya ezilmezsek evet, bile hangi darbe bizim işimize gelir tabii canım, işine gelir yani hiçbir yurtsever hiçbir tane darbenin yanında durmaz kardeşim ya Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında demokratım solcuyum gerçekten diye bakanlar hepsi bir kavga çıkar mı en büyük mücadele veren şu bak, anda mesela önceki dönem genel evet. Başkanımız hatırlarsanız Araplar bile artık cinayetini burada işlemeye başlamış doğru ne diyordu çıkıyordu grup toplantılarında diyordu ki bizim ülkemiz barışın kardeşliğin ülkesidir. Evet. Arap Yarımadası'nın cinayet şeyi zemine getirirseniz ülke itibar kaybeder. Şimdi oradan bakıyor dışarı dünya bizi izliyor yani can güvenliği, mal güvenliği ve hak güvenliği nerede ne kadar işliyor buna göre değerlendirme yapıyorlar. Bakan Koca İsmet'in sizde konuşuyor. Vallahi ne önemi var? Yani şimdi ne mesela var? Parlamenter sistem diyoruz ya. Hı-hı. O zaman Milli Eğitim Bakanı bir tökezlediği zaman o ne olacak kıyamet falan kopuyor, kıyamet doğru. Kopuyor. Şimdi sağda kabineyi mesela yarın biz kalktık değiştirse ne olacak? Yani ne olmuş mesela? Yani mesela anlayış ben, değişmedi sonra. Tabii canım yani bir genel anlayış, genel şey sabah İsmail Küçükkaya'nın annesi Allah rahmet eylesin bu kaybetmiş. Gene bir hasta olayında bir yakın birisini aradım. Kardeşini kaybetmiş. 1.700.000 lira para istemişler. Gidemediği için adam ölmüş. Yani düşün. Ya şimdi şöyle. Sağlık, yani böyle. Acil vakalarda tamam. Şimdi sağlık altyapısının olanakları ne kadardır? Yani mesela devlet olarak. Tabii devlet olarak. Şimdi hep eleştiriyoruz. Millet bizi dinsiz şey yapıyor. Hakikaten ibadet etmek için böyle bütçeye ihtiyaç yok ya. Sağlık için var. Eğitim için var. İşte aş iş için var. Ama yani şimdi zaten şey diyen de belki tabii ben eleştireceğim bana desinler hayır, bana desinler şey anlamı söylüyorum ya ben ya bir insan ne kadar yani hayır namaz kılıyorsun Kur'an okuyorsun alakası şeyler kızın şimdi, orada ayrı hani bir kendin Mercedes'te o iş planlanınca anlayıştan bahsediyoruz o yüzden onu söylüyorum evet. Şimdi Sağlık Bakanı ortalığı yıkamıyor bakan mı bak pandemi atlattık yani evet bütün ülkenin bir santimetresine kadar her tarafta sağlık altyapısı testten geçti evet doğru yani durup dururken bir puan mı aldın bir pandemi olmamış olsaydı
Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar gücü olup olmadığını bilemezdik. Hmm. Zararlı bir ölçümleme oldu ve iki yıl sürdü. Doğru. Tamam mı? Şimdi ondan sonra kalkıp eksiklerini ortaya koyup o kabinede bütçe ayrılınca ortalığı yıkan bir bakan mı? Yani istemezsen olur, etmezsen olur demiş. Anlatabiliyor muyum yani? Hastaneler yani yerleri kesir kendisini. Birine ulaştı, birine ulaşamadı, bilmem ne falan. Şimdi altyapı nedir? Diyelim ki 10 tane acil vaka varsa, senin elinde 8 tane hızlı bir hava ambulansı falan varsa ikisine yetişemiyor. Ormana baktığın gibi, ormanlara yaptığın gibi. Anlatabiliyor muyum? Ormanda yangın uçaklarımızı halledebiliyorsun yani. Şimdi bunları ölçe ölçe gitmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Sizin dediğiniz ilginç bir durum söyleyeceğim. Orman yangınlarında da geçen dönem, sanki o dönemde bu nerede uçaklar, nerede helikopter, bu da konuşulmuyor. Dikkat ederseniz aynı şey. Bizde sanki deprem konuşuldu. 6 Şubat tarihin en acı yaşadığımız şeydir. Evet. Ya hala da insanlar, bak bu yazın sıcakta bölgede bizim arkadaşlar gidip geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar desteğe devam ediyoruz. Ama hala da %7'lerde onlarda eve geçenler, diğerleri çadırda. İşte nedir, konteyner. Bunlar konuşulmuyor diyorsunuz. Yok, yani o diyorsunuz. Bile gitti yani. Biz biraz ülke olarak bir büyü mü yapıldı üstümüze? Ya büyü falan değil ya. Şimdi toplum yani mesela, kabullendik mi her şeyi? Bak şöyle kendimizden örnek verelim. Yani toplumu analiz etmek için söylüyorum. İlk gelip İstanbul'a yerleştiğimizde Kartal'daki bir akrabamızın, hemşehrimizin tırnağı taştaysa iki araba biner giderdik. Adam ölüyor, basattan başsağla diliyor. Yeni duyuyoruz. Evet. Yani şey anlamda. Doğru söz. Yani kentin o yoğunluğu, büyük kentler o feodal ilişkileri ve şeyler bir başkasının derdini düşünmeyi unutturuyor. Mesela çıkıyorsun trafiğe, bu sabah uyanıyorsun, çok duyarlısın, trafiğe bir gidiyorsun, bütün beynin o yol ne zaman biteceği geliyor. Biraz insanlar ondan mı bıktı da? Tabii şimdi. Ses çıkarmıyor. Yoksa şimdi o kadar canın kaybolduğu bir dönemi nasıl şey yapacağız? Yani bakın neredeyse ramak kaldı, senesine geleceğiz. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi o yüzden şey yani orayı ben mesela İstanbul'da konuşmak, mesela İstanbul'un depreme hazırla gelmez şimdi sırf bir belediye başkanının, sırf bir valinin projesi olması gerekiyor değil mi? Bunların tamamının toplanması lazım. Tamamının bir araya gelip onların deprem, normalleşmesi deprem lazım. Bu işin partisi, adamı, osu, busu olamaz. İstanbul veya Türkiye'ye kim yapıyorsa, kim yapıyorsa bunu, kim o duygun içindeyse, o insanlığından kopmuş demektir. Çetin Bey, siz orada bir şey söylediniz ama ben oraya döneceğim. Yani acaba siz de mi aynı şeyi düşünüyorsunuz? Suriye başlamak üzere o bölgelerde bir şeyler olacak gibi bir intiba var da, gerekirse hükümeti de dediniz, ülke hükümeti koalisyonu da kurulabilir dediniz ya. Buna ne dediniz? Bir şey restorasyon dedi. Hayır, bu Güneydoğu mu, yani Suriye, Irak, İran mı zorluyor? İsrail, ya şimdi yani, bak bizim aşağıda şey Orta Doğu'da 70 ülkenin istihbarat örgütleri cirit atıyor. Evet. Bir şeyinde ülkenin ülke olma rekliyesi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin dışarıda pozisyonları ve o pozisyonunu da korumak için bir sürü hamlesi var, inisiyatif koyduğu yerler var falan. Yani ben dış ilişkiler uzmanı veya bir Orta Doğu uzmanı falan değilim. Ama yani görünen şu ya, sancı şimdi mı var bize? Ya o bölgede normalleşse bizim ülkemiz rahatlayacak kardeşim. Yani bize ne geldiyse bugüne kadar. Siz onu onarıyor musunuz? Erdoğan'ın Esad bütün zulüm Orta Doğu'dan geldi bize. Evet. Öyle yani. Doğru. Erdoğan Esad'dan sizle geldiği gelmesi. Görüşsün de çözülsün diye aracı da olurum. Benim ülkemin en uzun sınırındaki bir sıkıntı çözülmüş. Benim ülkeme de bir tehdit kalmamışsa. Benim için düğün bayram kardeşim yani şimdi. Sen Özgür Özel de diyor ya, gerekirse ben de aracı olurum diye. Evet, niye olmasın? Doğru. Niye olmasın? Yani Türkiye'nin böyle bir şüphesi mi var o bölgede? Yani İsrail'in Hamas'la savaşı. Yok, evet, ama ben cevaplayacağım soru diye. Türkiye'nin böyle bir şüphesi mi var sorusunu ben de değilim. Ben de bakıyorum yani. Ben 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu çağrıldı ya benim. Özgür Özel seçilmesi sanki saraya kabul edilmesiyle birlikte, ya kardeşim yani biraz muhalefet yapma. Ülkenin az şu sorunu var. Ya şimdi denildi acaba diyor. Bak şimdi o Özgür Özel, Kozmik Tayyip Oda Erdoğan'a şunu söylemiyor. Rapor mu verildi? Tayyip Erdoğan şunu söylemiyor ki, sen öl, dışları kapansın, ordu dağılsın, bilmem ne, bunlara kimsenin bir şey dediği yok ki. Doğru. Yani muhalefet ne yapıyor? İşte emeklinin geçinemediğine yapıyor. Ne yapıyor? Sağlık altyapısının bozuk olduğunu görünce yapıyor. Doğru. Ne yapıyor? O ülkenin bağrı yanıyor. Demin sen girişte konuştun. Şimdi Diyarbakır'da ve Mardin'deki yangına konu etmek için işte bizim Sezgin abi, ondan sonra münferit bir sürü böyle insan, lan burada yanıyor falan diye zor duyurduk. Evet, yani. Zor duyurduk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi doğru. Biz bunlara muhalefetiz. Yani biz Türkiye ile Suriye arasında bir anlaşma olmuş, göçmenleri geri gitmiş,
ülkenin sınırlarında güven altına gelmiş. Doğru. Kim istemez bunu kardeşim? Doğru. Gölge bakanları takip ediyor musun? Ya şimdi şöyle bak, evet. O iş kurulunca iyi kuruldu bak. Hı-hı. İyi kuruldu. Yani şimdi, yani niyet iyiydi? Yok şey anlamda yani hala da... Eskişehir Belediye Başkanımızın önerisi midir bu yoksa? Hiç bilmiyorum. Hı. Hiç bilmiyorum. Yani orada şimdi bir komün bir kurultaydan sonra çıkan bir karar. Evet. Parti meclisi var, MYK var. Orada MYK oluşma... Ama çıkışı iyi niyetliydi İyi. Sonra... Şimdi mesela ne olur? Bak oradaki insanlar bir kere bizim parti meclis üyelerimiz. Evet. Vekil olanı var, MYK'da olanı var. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten hepsi MYK'da şeyler. Genel başkanımız olanlar var. Şimdi gidersin Sağlık Bakanlığı'na, işte hangisi biri ulaştırmadan sorumluysa, işte sağlıktan sorumlu, işte herhalde Murat abiydi, Murat Demir. Evet. Yani hangisinden sorumluysa yakından takip edebilir yani, topluma yansıtabilir. Olumlusunu da olumsuzunu da. Bak ben muhalefetin en sevmediğim şey ne biliyor musun? Yani her şeyi yapılan, muhalefet etmeye gerek yok, anladım. Ya iyi bir şey de yani bırak. Doğru. Yani o şey zaman toplum ne yapıyor? Diyor ki bunu geç diyor. Doğru. Bak iyi şeyi ben görürüm, bu yanlış evet, diyor. Doğru söylüyorsunuz. O bizi yıpratan işler. Doğru. Bunlar doğru işler değil yani. Peki siz olsaydınız, şimdi özür dilerim, burada şeyler vardı, ben onu dağıldım bak orada hemen. Neler? Diyor ki örneğin birisi WhatsApp'ta yazmıştı, WhatsApp'ı hemen okuyayım ben. Kendisi belediye başkanı, merhaba iyi yayınlar. Siyasetçi iş adamı olarak baktığımda Çekmeköy'ün eksiği ve acil olarak yapılması gereken yatırım ve hizmetler ne olmalı? Gözlemlerini anlatabilir mi? Sezer Karadağ sormuş. Tamam, siz olsaydınız ne olur veya şu anda yapılıyor mu? Bak şöyle cevap vereyim ben. Hı, yani şu anda köklü çözümlere yapılan bir proje yok henüz. Ama Çekmeköy'ün problemi 4 ayrı beldeden oluşmuş, 4 ayrı imar planıyla bir araya gelmiş bir ilçe kurulmuş 2009'da. Toplama. Hı-hı. Zaten o 4 belde de hep emlakçılara parsellenmiş. Öyle kurulmuş kentler. Doğru. Orman arazileri işgal edilmiş. Hala mahkemelikler. Şey, mesela Taşdelen bölgesinde bu sefer orman tersi yapmış. Evet. O köylülerin ormana girişin çıkışını yasaklamış falan. Doğru. Yani orman o kente, kentli ormana böyle bir kusuklar olmuş. Davalı devam ediyor. Doğru. Ondan sonra şimdi ulaşım noktasında işte onun soru şöyle diyor. Yani sen olsaydın hemen pat. Ya pat işte anlatıyorum. Yapmaz, mesela evet. Bir kere bir kent ne yapıyorsun? Bir işe başlayınca plan projeden başlıyorsun. Evet. Başladılar hemen, mı? Şu anda başlıyor. Ben hemen planları gözden geçirmeye çalışırdım ki. Evet. Önerdim. Hayır, şu andakiler yapıyor mu diye sordum. Önerdim. Evet. Orhan Bey'e ben de önerdim. Hı. Orada da öyle bir şey başlattık. Yani o kentin mülkiyet paftasını çıkarıyoruz şimdi. Bir an önce çıkmasız, evet. Mülkiyet paftası çıkınca yani hazinenin mi, şahsın mı, boş mu, yeşil mi, dolu mu, kaya mı? Onları bilip ondan sonra kentin sorunları mesela orada biliyorum şey mesela Şahin Bey Caddesi'nde hemen battı çıktı yapmak lazım. Tek yön vermek lazım evet. Gibi. Okullardaki sorunlar işte gene her tarafta olduğu gibi şey sınıf mevcutları çok yüksek. İşte orada 4 tane mahallemiz böyle Gazze gibi yolun diğer tarafında kalmış. İlginç, yani evet, orada doğru, inşaat doğru. yapıyor insanlar. 4 milyon TL'ye satabiliyor aynı maliyetle. Yolun bu tarafında yapıyor. Hani çok böyle o da şey değil. 7 milyona satıyor. Evet villalar yani, yaptı. Villa değil. Binayla aynı apartman evet, şeyinde bahsediyor. Karcadeler. Tabii evet, bir yol kesiliyor. Böyle doğru. Şimdi mesela hemen çizmesi oranın lazım. Tabii bağlantısı sağlanması lazım. Oranın kente direkt entegre olması lazım. Yani aynı 7 ile 2 toplamak lazım. 1 kilometre içerisinde bir taraf böyle bir taraf böyle. O yanlış yani onu toplamak lazım. Gibi yani buradan Sezer'e de selam olsun. Çok problemler var ama onu inşallah var. Orhan Başkan'ı çağırı davet eder Fakir Bey. Bekir Köklüman iyi yayınlar dilemiş. Edip Ayaz hayırlı yayınlar dilemiş. İsmail Cabak hayırlı yayınlar diliyorum Fakir Bey. Konuğun kıymetli Çetin Çapan Başkan'a selamlar sunuyorum demiş. Şener Yıldırım, Sayın Fakir Maz, iyi yayınlar dilerim. Dün görevli olduğum bir sınavda Ardahanlılardan Esenyurt Belediyesi temizlenmeli diyen bir vatandaşı niye diye sordum. Başkan hizmet etmedi dedi. Sayın Çapan'a sorar mısınız bu konuda ne düşünüyor? İyi yayınlar, saygılar demiş bu öğretmenimiz. Soruyu anlayamadım ki ben. Şimdi diyor ki Ardahanlı bir belediye başkanı vardı öncesinde. Evet. Onun getirdiği kadro iyi çalışamamış. Bir an önce onun kadronun değişmesi lazım. Mevcut belediye başkanını da siz takip ediyorsunuz ve seviyorsunuz. Da çıkan bir ailesiniz. Nasıl görüyorsunuz? Ve ne yapması gerekiyor? Ve Ardahanlıları silmiş mi gerçekten? Şimdi bak. Silmesi gerekir mi? Başına geldi. Yok gerekmiyor. Evet. Öyle Ardahanlı diye birisini demiş ya, işten oradan... çıkarmak falan abese iştikar olur. Evet. Gayri alaka bir şey olur. Evet. Yani işini yapmayan birisi çıkmışsa ben ayrı konu. Duyduğum şeyi söyleyeyim. Kayserli, hocama da selamlar buradan. Şimdi son iki gündem normalde bak belediye yasa nedir biliyor musun? Yani bu işi temayülleri de budur. Diyelim ki ben belediye başkanıyım. Seçime
girdik. YSK'ya ben başvurduktan sonra yerime bir vekil tayin ederim. O vekil de devamlı, hizmetin devamlı esası dışında bir karar almaz. Evet. İşçi almaz, müdür atamaz, işçi çıkarmaz. Öyle olması gerekiyor. Ödeme yapmaz. Bakanlar gibi. Tabii tabii, ödeme yapmaz. E şimdi bizim arkadaşlar şuna bakması lazım. Yani acaba yani bu kurallar ihlal edilerek mi bir işe alım olmuştu? Doğru. Onlar mı çıkıyor? Yoksa hakikaten sadece Ardahanlı diye, sadece Göreli diye Ahmet Hoca birini çıkarıyorsa ben de gidip Ahmet Hoca'yla bu konuyu konuşurum. Derim tabii. Doğru söylüyorsun. Ama ben Ahmet Hoca'yla konuşuyorum. Hatta böyle buna benzer birkaç konu olmuştu. Şeyi söyledi yani, bu kuralların dışında alınanları çıkardım. Benim kimseye bir dertim yok dedi yani. Ahmet Hoca nasıl görüyorsunuz? Ya başaracak yani, çalışma heyecanı çok yüksek. Hı-hı. Yani düğünde, dernekte falan öyle denk geliyoruz yani, çünkü ben... Ama gördüğünüz kadarıyla belediyeler şu anda çalışmaya çalışıyorlar. Ya, tabii ki. Şimdi sen bir yeni semte taşındığında, yeni bir eve taşındığında ne yapıyorsun? Evet. Aynı evde yaşadığın zaman perdeyi unutuyorsun. Bakıyorsun perde çürümüş. Doğru. Ama yeni eve gittiğinde konuş, takıyorsun perdeyi, yapıyorsun. Bu heyecanlar güzel heyecanlar. Sen de o belediyelerimiz o durumu yaşıyor. Tabii onu yapacaklar. Sonra eksileri gördükçe ne kadarını tamamlayacaklar, ona bakacağız. Doğru. Yani. Yani bu şeyi bir kere kutlama mutlama işi bitti, artık işe bakmak lazım. Ben oraya diyordum ki yani Sayın İmamoğlu örneğin E5'in üzerine bir Çin'deki gibi bir kat direkt vursa, alta girmektense, uğraşmaktansa, bakanlar kurulu çıkmıyor, Sayın Cumhurbaşkanı imzalamıyor dedik. Bir Beylikdüzü'nden başta ta şeye kadar, Şişe'ye kadar mevcut E5'in üzerine bir yol yap diye örnek bir proje sundum kendisine. Güldü kendisi hatta. Yani, yani ben şey de gülüyorum şimdi, onun o kadar teknik altyapısı ve fiziki koşulların şey yapılması lazım ki. Yani işte bir şey yapmak lazım. Yani ayrı tabii, bir şey. Yani ezbere konuşuyorum da bilmeyenim. Estağfurullah ama evet. Bu... Yani, hayır, yani bir şey yapması gerekiyor ama sonuçta. Bir de yanında da müfettiş var. Ben ya şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu müfettiş lafına gıcık oluyorum. Neden biliyor musun? Şimdi gelsin. İş beceriksiz canlı buraya, yayında 10 tane müfettişle beraber ben belediye başkanı yapmaya hazırım. Ben niye, ne yapıyorum ki? Yanlış mı yapıyorum ya? Hayır, yalan bir şey mi söylüyor onlar? Yani iş yapabiliriz, kendini saklamak için mi? Gel odada müfettiş var. Müfettiş senin kendi yaptığın işin kurala, yasaya uygun olup olmadığına bakar. O kadar. Bırak baksın. Hayır, sen bunu niye ikide bir reklam yapıyorsun? Ne masraf da etmiyorsun bak. Bir de bu müfettiş devletin denetleme kurulu gelmiş. Evet. Seni 24 saat hata yapmamaya zorluyor. Hayır, bunu kullanarak ya, hizmeti ondan dolayı yapamıyor diyenler var. Onu kim var kullanıyorsa o kendisine baksın. Şimdi ne var? Mesela ben inşaat yaparken de şey yap mesela, kaç defa denetim geçirmişim. Tabii işlerinde doğru. Tamam. Aynen doğru. Ben eksik yapma. Tam yapmışım. İskanlı işleri doğru, yapmışım. Doğru. Şimdi tam yapmışsa sen. Raporu almışım. Evet evet evet. Sattığım metrekare fiyatından faturamı kesmişim. Aynen aynen. Vergimi ödemişim. Sen o yüzden bu bölgede 10-15 yıl ilk 50'de falan olduk. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla yani kalkıp da müfettiş var abi arama, deme işine ben şey, müfettiş gelsin. Gitsin orada ağaç aşağının içinde de olsun, mezarlıkta daire başkanında da olsun, hiç olmazsa çünkü geniş bir kadro yönetiliyor. Doğru. Kolay da belki değil. Belki param yok diyor bir de diyenler var. Ya mesela, şimdi para yaratmalılar mı? Yani İBB'nin bütçesini söyleyeyim mesela, geçtiğimiz dönem kullandığım şey bu. Benim de yani şimdi Danıştay raporlarında çıkar zaten. Doğru. 25 milyar TL borçlu aldık biz şeyi devraldık. AK Parti'den. 503 milyara yakın bütçe kullanılmış. Hı-hı. 96 milyar yatırım yapılmış. Bu kampanyada da kullandığımız şeyler partoda. Şimdi halk kendisi karar verecek. Yani şeyde borçta 125 milyara çıkmış. 25 milyarlık borç. Evet. Yani 25 milyar borç varken 125 olmuş. Bunun hizmet 96 milyarlık hizmet yapılmış. Doğru. Tabii o 25 milyarın borcun belli bir kısmı döviz borcu. Hani o kullanılan bütçenin bir en az 100 milyar da krediler. Hayır, kur farkına gitmişti. Evet, hani doğru, doğru. Euro ve döviz. Yani şey, belediyenin suçu değil diye. Ya belediye şimdi şöyle bir şey bak. 10 lira borçlanıyor ki 15'e çıkmış. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani 25 varken 125 olmuş, artı 503 milyar da para kullanmış. Ama hizmette olmuş olmamış tartışılır. O işte Danıştay raporları çıkacak, halka sunulacak, doğru, anlatılacak, basında yazılacak. Hayır, siz belediye başkanı olsaydınız paraya sınır mıydınız? Yok, bir yandan müfettiş yazdı. Yok, para... Ne yapması belediye başkanı? Valla ben sana hiç kimse kusura bakmasın. Ben Gümüş Yapan öğrencisiyim. Ben altın üstünü yırtar, para da getirdim, hizmet de getirdim. Hepsi öyle olmalı aslında. Ben de hizmet diyorum. Hizmet de yani getirdim. Sen öyle gelirken... Yönettiğim halka önderlik de yapardım. Doğru. Hiçbir bahanem de olmazdı. Mevcutta da öyle olmalı. Yani ya siz oraya geldiniz ki biz sorun çözmeye geldik değil mi? Yani şimdi, anlayış meselesi. Anlayış meselesi, evet. Şimdi Gümüş Yapan'ın kurduğu zaman belediyede bütçe mi var? Köy. Köy. Köyden öte. Yani köyden öte. Doğru. Şimdi oradan başlayan bir... Benim Gülbüz ağabeyim halk önderliği yaptı ama hizmet anlamında işkence çekti 15 yıl. Doğru söylüyorsunuz. Yani ne belediyelerin onun döneminde ne belediyelerin böyle ek gelir şeyleri vardı ne bilmem ne vardı. Kendisi oradan üretip meclis kararlarıyla bilmem neyle
30 metre genişliğinde 12 kilometre yol yap bakayım mesela bütün göbeğinde. Ve S'i yok. Bir belediye başkanı bir yol yapıyorsa, iki yerde viraj koyuyorsa o yolun arazinin kabahati değil. O yöneticinin omurunun eğrilidir. Doğan Arası Bulvarı'nı getirdik Filizköy'e kadar. Ondan sonra bak şimdi avcıya gelince basıyorsun viraja. Doğan Arası Bulvarı'na dümdüz gidiyor. Ve halen nefes alıyor. Hani falan ağanın yeri var dokunmayayım deyip böyle yapmamış. Muhteşem bir yer. O yüzden öyle yapmak lazım. Yapmak isteyen yapar diyorsunuz. Yapar tabii. Ben Gebze Belediyesi'nin dün garajını ziyaret ettim. 750 gece kondurma yasası. Özal çıkardı. Ağabeyim Gülbüz Çapan uyguladı onu. Ve kime biliyor musun? Özal'ın bir numara iş adamının arasını yaptı bunu. Yapmak isteyen yapıyor. Bir sürü şey yaparız. Doğru. Ha ne yaptık? Hata mı yaptık? Yanlış mı yaptık? Bak biz o Esenkent'i, Boğazköy'ü kurduk. Evet. Çağdaş yaşam merkezinin hakkıdır şeyle. Çağdaş bir kent kurduk. Bacasız bir kent kurduk. Doğru. Şimdi biz veya başka bir şey, Yunus, sosyal demokrat birisi gelsin. Ne Esenkent'te ne Boğaziçi'de toplantı yapmaya bile ihtiyaç yok. %90'a yakın oy veriyorlar. Parti yapar. Yapılan işten memnun. Yolda yapar. Kentin ahlakını, orada kent kurumu ahlakını. Ya %12 oturumu bir kent mi olur ya? Doğru söylüyorsunuz. Çetin Bey son 2 dakika diyoruz. Tamam. Son sözünüzü alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Bugün öyle geçen aradın. Kırmamak için geldim. Güzel de oldu. Ben hem seni hem kuruluşunu da seviyorum. Zaman zaman gelin lütfen ama. Yani seçime görüşmeyelim. Yok yok. Ben sürekli burada olalım. Hatta beraber moderatörlük yapalım. Ben çok şeyim ya. Yok yok. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Yani böyle durup dururken birilerinden böyle rol çalar gibi falan çıkıp böyle yayınmayı sevmiyorum. Yok efendim abi. Sizin beyninizle ihtiyaç var insanlar. Yani evet. Bir fikir vermek de lazım. Yani bana ne yanıyor gemi dememek lazım. Hayır öyle zaman zaman tamam. Gelip yani bir programda yani fikirler verelim. Önerim. Onlara işte, not alsınlar. Beylikdüzü, Avcılar, evet. Esenyurt bu bölgedeki belediye başkanlarını çağır, problemlerini, kentin problemlerini onlara sor. Yani doğru. Yayını böyle doldurmak da güzel doğru, olur. Doğru, yani. Doğru. Sizin de katkınız olsun. Üzüm halinde orada burada ben ararım arkadaşlar. Tamam. Hangisini istersen. Ben arıyorum. Kendilerine sizin de katkınız olsun. Ben sıkıştığımı size arayacağım. Tamam. Yani açık şey yapalım. Diğersinde ne var? Mesela bak evet. Belediye başkanı gelsin. Üçüncü bölge. Hayır ben hep diyorum yani. Zaman zaman diyorlar ya basın bize söz vermiyor. Tempo TV gibi televizyonlar. Bizim gibi gazeteciler herkese açız aslında. Bir şey anlatayım bak bitmesin. Benim rahmetli bir Müsel amcam vardı. Bu yere şey uydu kanalları evet. Beğenmiyorlar. Bu kışın geldi evet. Almanya'dan. Dedim Müsel amca bu yani yaz tatili gelir. Niye şey yap dedi ki Alman hükümeti dedi bana iş teklif ediyor. Ben reddediyorum. Alman hükümetinden ben mevki talep ediyorum. Alman hükümeti reddediyor. Şimdi bizim kanal dönmüş. Aynen. Yani basın bölgede, bölgede diyor, izlenen bir televizyonsun. Güçlü bir evet, yapı. Evet teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Yani burayı kendilerinin sesi olarak kullanmalarında bütün adaylara bir sakınca ve yok. Belediye başkanı siyasilere yani? Önerinizi kullansınlar ya. Halk da duysun onlara sesini. Hadi raporlarını versinler. Yani doğru. Biz açız. Buyur hodum ile diyoruz. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet gazeteler gündem dedik. Bir program daha bitti. CHP'yi çok tartıştık. Belediyeciliği tartıştık ama son söylemleri çok güzel oldu Çetin Bey'in. Tempo TV olarak ve Tempo TV benzer televizyonlar için diye söylüyorum. Mevcut birilerini, havuz birilerini besleme değil, herkese açık olan ve gerçekten gazetecilik yapmaya çalışan insanlar var. Herkesi davetimizdir. Çetin Bey'in de dediği gibi herkes gelsin burada şeffaf anlatsınlar topluma. Ya beni illaki falan televizyon çağırmasa gitmem değil. Basın baskı altındadır. Bizi sizi getirirsek ihale alamayız Telekom'dan, ilan alamayız Akbank'tan değil. Tempo TV ve ben özellikle açığız bu konuda. Gazetecilik gündemi sizi de bekliyor. Saygılar sunuyorum.